Günaydın. Selamun aleyküm ustaz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Akmal hoş, sen misiniz? Assalamu aleyküm ustaz. Aleyküm selam. Başladık mı? Başlayımıza. Hazır Tabii. bir sekund. Avazı bir yaş gibi attı hazır. Avazı yaş sesli attı ya. Yok ben. İştir attı ustaz. Normal. Merhamet. Assalamu aleyküm kadirli iştirakçılar. Sana navbatdagi Zoom uchrashuvida haftada bir marotaba juma kuni bo'lib o'tadigan Zoom uchrashuvimizda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi Zoom uchrashuvimiz juda ham chiroyli mavzuda bo'lib o'tadi. Bu biznes darajasi va keyingi darajaga qanday qilib ko'tarilish mumkin? Bu bo'yicha ma'lumotni shaxsan ustoz Rashid Mexoniyozidan bilib olamiz. Ular biznes trener, biznes tadbirkor, intellekt trener hisoblanadilar. Shu biznes sohasi bo'yicha xudo xolasa shu berilayotgan ma'lumotni sizlarga keyingi darajaga ko'tarishda biznes sohasida yordam berishiga ishonamiz. Uchrashuvimiz boshlanishidan oldin bir nechta qonun qoidalarini eslatib o'taman. Bizda Zoom uchrashuvida qatnashayotgan ishtirokchilarimizda agar savollar tug'iladigan bo'lsa, treningimizning ikkinchi qismida bemalol savollarni berib o'tishlari mumkin. Ungacha bo'lgan muddatda barchangizga iltimos audiolar o'chirilgan bo'lsa, sizlar tarafdan bizani shu trening olib borishda xalaqit beradigan ovozlar kelmasligiga bizga yordam beringlar. Hamda YouTube'dagi kuzatuvchilarimizdan ham aktiv bo'lishligini so'raymiz. O'tgan haftadagi uchrashuvimizda juda ham yaxshi savollar berildi va biz tomonidan javob berib o'tildi. Agarda YouTube'da bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, siz ham o'z savolingizni bering, bizga ko'rib chiqamiz. Bizda ma'qul deb topgan savollarga, ya'ni qaytarilmayotgan yangi savollarga javob berib o'tamiz. Endi treningimiz boshlanadi. Marhamat, ustoz Rashid Mexoniyoz, sizlarga katta rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Mavr gapirib o'tganda iloji bor telefoninglarni, ovozinglarni o'chiringlar do'stlar. Menga telefon qilishyapti shekilli. Keraklar do'stlar, bugun sizlar bilan bizneslar haqida gaplashamiz. Kecha mana biz uchrashuv bo'lganda bizni o'quvchilarimiz bilan savol berildi-da. Pog'onalari biznes pog'onalari qanday harakat qilishimiz kerak? Qayerga harakat qilishimiz kerak? Qayerda biz? Yani ko'p odamlar o'ylaydiki, sof foyda. Albatta, bu eng kerakli ko'rsatkich. Mana odamzodni oladigan bo'lsak, temperatura bor, mana o'lchaymiz 36.6. Demak, normal temperatura, demak yaxshi. Bu odam sog'lom deymiz. Biznesdachi? Biznesda xuddi shunga o'xshagan ko'rsatkichlar bor. Mana shu ko'rsatkichlar bo'yicha biz o'lchaymiz temperaturani. Biz gapirardik 5 ta koeffitsient haqida. Endi faqat temperatura bo'yicha odamni
Bir vrach diagnostika qilamaydi yo. Temperatura 37, 38 keldi. Endi sen mana shu kasal bilan kasal bo'lib qolding yoki diagnozni qo'yamaydi yo. Albatta nima qilish kerak? Har xil analizlarni topshirish kerak, to'g'rimi? Bizlar mana shu diagnostika qilishdan oldin biz odamdan birinchi navbat temperaturani o'lchaymiz, undan keyin analizlar topshiradi va hokazo. Keyin diagnoz qo'yamiz. Biznesda xuddi shunga o'xshagan narsa. Biz ko'ramiz, savollarni beramiz. Mana kecha bitta odam bilan diagnostika. Yani savol beryapti, man sarmoyador qidiryapman, kreditor, investor. Menga yordam bering. Хорошо, давай mana bo'lsa diagnostika qilaylik sani biznesingga. Diagnostika qilgandan keyin man senga maslahat bera olaman. Endi tushuntirmadim, diagnostika qilaylik deb. Tushunmayapti, nima uchun diagnostika kerak? Xo'p, ertaga mana qandaydir odam pul tikmoqchi, sarmoya qilmoqchida. A qanaqa biznes bu? Qanaqa necha yildan beri ishlab kelyapti? Daromadi qanaqa? Foyda qanaqa topyapti? Buni bilish kerak-ku, tablitsani ko'rish kerak. Mikrofon, Nuriddin, mikrofon o'chiring. Uchun pul tikishda oldi odam bilish kerak. Ko'pchilik bu narsani bilmayapti. Shuning uchun biz birinchi navbatda shu narsalarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Agar biz investor qidirayotgan bo'lsak, demak, nimaga e'tibor berishimiz kerak? Ko'rsatkichlarimizni ko'rsatishimiz kerak. Biz o'zimizni mana shu ko'rsatkichlarimiz qanaqa? Bu odam, bu biznes qayerda? Qachondan beri ishlab kelyapti bu biznes? Daromadlari qanaqa? Balansini ko'rish kerak. 2 yillik, 3 yillik balanslarini ko'rish kerak. Foydasi qancha? Va keyin ROI degan, Return on Invest degan, возврат вложенных средств, pulimizni qachon qaytarib olishimizni biz aniqlab olamiz. Mana bu eng birinchi narsa. Nimaga e'tibor berish kerak? Undan keyin biz tushunishimiz kerak. Bu biznes, mana shu biznesmen, mana biz hozir siz kimdir biznes ochgan bo'lsa, qanaqa pog'onada joylashganmiz. To'liq diagnoz qo'yish uchun biz bilishimiz kerak. Qaysi pog'onadamiz? Nechinchi etajda? Mana hozir biz sizlar bilan qanaqadir biznesni ochgan bo'lsak, yilga qarash kerak emas. Ko'plar aytadi, "Men 10 yildan beri biznes ochganman" deydi. "Men 7 yildan beri ishlab kelyapman" deydi. 20 yilda ishlab kelganlar ham bor, lekin pog'ona hammada har xil bo'ladi. Buning uchun biz har bitta pog'onani anig'ini bilishimiz kerak. Mana olaylik hozir sizlar bilan agar quradigan bo'lsak, kelinglar chizaylik. Ben sizlere çizip göstereyim hazır. Şunarlı boladı. Doğruluk çünkü ege buluşma için. Alelik bana bizde ne buluyor? İkide üy. Bana birincisi. Körüvat diye. Ve ikincisi. Ve bana ikinci gün. Ar itajları çizemez. Üçün arılı bolar. Beş itaj. Yani bir. İki. Üç. Yani dört beş. Bu videoyu okudu şimdi. Demek buna bir. İki de üy. Bu tushunarli bo'lishi uchun. Hozir gapirganlar tushunish qiyinroq bo'ladi. Chizmada mana shuni chizganimiz boshqacha bo'ladi. Mana bu hozir uylarni oladigan bo'lsak, mana 5 etajli uylar. Biznesda mana 5 etajli bizneslar bo'ladi. Mana paralel joylashgan ikkita bino. Demak, bu bitta binomiz bo'lyapti. Xususiy biznesni egalarini etaji. Mesela otellik bana hususi değilsek sobstvenik deyimiz o. Sobstvenik. Ya bu devlet korxonası. Doğru mu? Bana devlet korxonası. Lekin men biznesim ama devlet deyimiz mi? Yok ki kandaydır firmanı
Başka firmanın gitmesi. Yollama işçiler deyiz. Kopalı kıl bir yapır geldi Robert Kaffir sanki de. Ve hususi biznes. Köpülere bana hususi biznes açamak, hususi biznes açamak deydi de. Çünçege egemez. Bana biz 5 etajlı binonu ham brown biznesi de hem kuruşumuz mümkün, ham özümüzün biznesimiz de. İki de variant var. Kötarılışımız mümkün. Birinci etajdan 2, 3, 4, 5. etaj geçecek. Bana şunun için bana çünçege egem bu. Yandan kegin. Kelinler etajlarını görüp çıkıyor. Bu şunarlı. Demek bana bu softening degen biznesi bu. Mana biznesi. Peki sizin biznesi değil. Biz özümüz açken biznesimiz. Bu Brown'ın biznesi. Biz işle yapıyoruz bu kampanyada. Yollama işçi bulup de. Biz nayomlu robotik deyiz. Yok ki, kandaka deyiz. Kontrakt bu iş işle yapıyoruz. Mutahassısımız. Doğru mu? Bana biz işle yapıyoruz. Mutahassısız. Neden başlanalım? Birinci biznesde, birinci etajda olaylık. Bana birinci etajda ben mutahassısman. Ben de mutahassıs. Ben özümü sokamda mesela yakışı bulamam bu işini. Mesela vrach dedik. Peki medsestra. Vrach. Peki yurist. Peki ben avtoserviste yakışı işleyemem. İnjiner. Ben vrach. Ben mutahassısman. Birinci etap. Kudu şun yoksa gel. Ben devlet korkanası işlerim ki yok ki bir de hususi biznesde işlerim mümkün. Ben özüm mesela eğer özüm kanakadır biznes açmak için bulgen bulsa ben olamam krasovkalarını op gelemem. Yok ki kanakadır rüçkalarını op gelemem. Kafirini op gelemem. Başka devlette başka firmada olamam da özüm sotamam. Özüm sotuçumam. Özüm mutahassis mi? Ben mutahassis mi? Yok ki siz injiner bulup işleyiyorsunuz. Yok ki vrach bulup. Özünüz firma açtığınızı, özünüz sot yapsız, özünüz hizmet görsat yapsız. Bana bu birinci etaj. Bu birinci poğa nasıl biznes? Kaçın? Kaçın ki biz özümüz sota degen bulsak. Yok ki biz buradan sot olamızdı ve bu şeylerini kegi biz sotamızdı. Başka bir noden kuduşun yoksa gen narsın. Biznesde en asosiy narsani ma. Ko'plar aytadi, odamlar dedi. Yo'q do'stlar, odamlar emas. Mana shu biznes boshlaganda eng asosiy narsa pul oqimi. Agar pul oqiminglar bor bo'lsa, demak biznesinglar demak rivojlanishi mumkin. Shu pul oqimiga siz mutaxassisni sotib olishingiz mumkin. Unga pul berishingiz mumkin, oylik to'lashingiz mumkin. Agar pul oqimi yo'q bo'lsa, siz o'zingiz ishlayverasiz. Odamni olamiz. Pulingiz bo'lsa siz Messini, Ronaldo'ni ishga olishingiz mumkin. To'g'rimi? Dollarda qancha pul to'lay olishingizga bog'liq, o'shanga qarab siz mutaxassisni olasiz. Shuning uchun birinchi navbatda nima kerak ekan bizga? Pul oqimi. Endi savol tug'ilyapti. Qanday qilib pul oqimini yo'lga qo'yishimiz kerak? Birinchi mana pog'onada, birinchi pog'onada men sotuvchiman yoki optim bitta biznes magazin ochdim men. Birinchi navbatda nimani ishlatishim kerak? O'zimi, oyog'immi? Suyagimmi? Tak tak tak. Alloh assalomu alaykum. Menga kerak emas. Xo'p. Alloh assalomu alaykum. Bor tuyog'i ish qiladi. Xo'p. Alloh assalomu alaykum. Bo'pti, qiziqdi. Va undan keyin 8 ta, 9 ta, 10 ta odamni, 100 ta odamni oldiga o'tganimizdan keyin kimdir bizdan sotib oldi. Nima degan bu narsa? Bu konversiya. 100% konversiya bo'lmaydi. Shuning uchun biz birinchi navbatda nimani aniqlashimiz kerak? Konversiyamizni. Qanday qilib 100 ta odamni oldiga borib, yoki 100 ta odam bilan uchrashib, 100 ta odamga qo'ng'iroq qilib, 100 ta odam bilan uchrashgandan keyin biz bilamiz 100 tasidan nechta odam sotib olishini. Mana shunday qilib startup nolavoy biznes boshlanadi. Shuning uchun boshlang'ichda siz albatta o'zingiz harakat qilishingiz kerak va o'zingiz shu narsani o'lchashingiz kerak bo'ladi. Mana bu elementar. Va undan keyin bizda odamlar sotib olyapti, уже bitta sotib olgandan keyin ikkita sotib olyapti. 3 ta, 10 tadan 2 ta, 3 ta, sekin-sekin pul oqimi foyda bo'lyapti. Demak, bizda produkt bor, mahsulot bor. Endi biz hozirgi sharoitda biz konkurentsiya qilishimiz mumkin uchun boshqa kompaniyalar bilan bizning mahsulotimiz sifati bo'yicha zo'r bo'lish kerak.
ve özümüze zor satışımız gerek. Ne için? Çünkü ciddiyem küçüklü konkurensiya dostlar. Olamaylar biz Uzbekistan'da oturup biz, başka devlette oturup biz de biz özümüz konkurensiyalar kaldı. Yok. Hazır şartlı özü de Hıtaylar var. İndiyada yaşayetkenler var. Vietnamlılar var. Başka devletteki ciddiyem köp adamlar. Onların hamması bizge okşar. Kvartiri almak için. Yakşı çıralı üyeler. Ege bulmak için. Yakşı maçlılar. Ege bulmak için. Demek biz konkurensiya kılışımız gerek. Onlar. Bunun için bizim mahsulatımız süper buluş gerek. Gel buluş mümkün ama sıfatı boyunca ve özünün bana şu mahsulatını biz doğru satılışımız boyunca. Wow! İfek degen arsa bu. Şimdi maksatıma ikinci itajge ötüş. İkinci uğruvenge ötüş. Biznesin. İkinci uğruvenge ötüş üçün demek biz ne kılamız? Ben o zaman özüm işle yapam. Özüm işle yapam. Şimdi ben işge bitti adamını olamam. Ve bitti adamge pul akım bu gendin ki. Ben onge pul töleyim ben. Ve bana şette ben bitti böyle yaptı kim? Ben ve ben bilen bir gelikte 7'te 8'te adam işini boşla yaptım ben. Birden 7'te 10'te adam geçiyor. Bana bu ikinci pahana. Rasta sekin. Zakon postepennisi de gene bu. Kadam mı kadam kanunu mu? Biz kim bulduk? Biz sarmaya dar bulduk. Biz sarmaya kılı yaptık. Sizler ulaşınlar mümkün, sarmaya kılış mümkün. Başka adamın biznesi, aksiyonu yok dostlar. Özünler bana sizler sarmaya kılı yapsınlar. Kim ki? Adamlar ki. Biz adamlar ki, bana bitti, yetti, onta adamlar ki sarmaya kılı yapız. Onların vaktini satı kılı yapız. Ve onların yardımıda biz köprak pul işlerimiz mümkün. Yani bu bizim sarmayamız. Biz ular için pul işlep topu yapız. Çünkü bizim gayemiz var. Ular biz için pul işlep topu yaptı. Yani biz birbirimizge yardım bir yapız. Biz aldı birinci yardımcımızın olamız. Özümüz bana 8 saat ilgari işlegen bulsak, 8 saat ilgari bulsak. Şimdi biz yardımcımızge, yardımcıge tavşırıklarını veremiz. Ve bu adama 8 saat sotadigan bo'lsa, biz o'sha 8 soat emas, 6 soat sotamiz. Mana 2 ta odam o'sha sotyapti, to'g'rimi? 2 ta odam va daromadni oshirib beryapti. Bizda vaqt bo'lyapti. Vaqt bo'shayapti. Va mana shu biz 2 barobar ko'proq daromad olamiz, chunki bu odam bizga ko'proq mana ishlab beradi. Undan keyin biz ikkinchi sotuvchini olamiz va uni ham o'rgatamiz. Ondan keyin 80% vaqtimizni 20% ularga topshirib beramiz, 80% olib. Shunday qilib sekin-sekin qadamma qadam mana ikkinchi pog'onaga chiqib oldik, ikkinchi etajga chiqib oldik. Va undan keyin 3-chi etap bor. Biz bilishimiz kerak, birinchi navbatda qayerga biz harakat qilishimiz kerak. Ko'p kompaniyalar bilmaydi qayerga harakat qilishligini, nima qilish kerakligini. Keyingi pog'ona qanaqa? Bu pog'onaga qanday chiqish kerak? Qanaqa harakatlar olib borish kerak? Mana bu yerda bo'lyapti 3-chi pog'ona. 3-chi pog'onada biz endi menejerlarni ishga olyapmiz. Men ishchilar va menejerlar. Menejerlar. Endi bizni mana shu odamlarimizni boshqaryapti kim? Menajerler. Bana bu adamlar, 7'te, 6'te, 10'te adam olganımız, bu bizim ballarımız. Ballarımız da. Bana bunlar da işçilerimizge, biz menajer koyalım. Ha, menajerler bizge ballarımız buladı. Menajerler. Bizim ballarımız. Şimdi menajerler ne işte buluş mümkün? 4'te, 5'te, 3'te buluş mümkün. Etaplar bo'ladi. Chunki masalan qanaqa menejerlar. Menejer deganda boshqaruvchi. Bo'lim, sotuv bo'limi tashkil qildik. Sotuv bo'limida 4 ta 5 ta odam bor. To'g'rimi?
Şimdi moliye bölümü işte üçte adam var. Marketing bölümü de işte dörtte adam işe aldık. Bana biz işin boşluklarını boşkar yapıyoruz. Boşluklar bizni bollarımız. Bollarımız. Yani menajerler boşkar yaptı bollarını. İşte adamların bular bizni navaralarımız böyle yaptı. Navaralarımız. Şunu kılıp soruşturduğum bu sebebi. Adil prodajlar harfi buluşu mümkün. Üçte buluşu mümkün. Onta buluşu mümkün. Yigirmete odan buluşu mümkün. Marketing. Yani biz uşa, o da 7'te 8'te odan boşkarma yapızdı. Biz boşkarı yapız. Menajerlerdi. Biz uşa dodo bulduk. Dedüşke bulduk. Biz navaralarımız bor. Ya da biz otaydık. Yani biz navara bulduk. Köpçülük adamlar 5 yıl, 8 yıl, 20 yıl biz bile şoğlanadı ve 3. uğruyunu çıkamaydı. Çünkü bunlar bilmiydi ne kılıçdakini. Üçüncü poğanaya çıkamaydı. Kanda çıkışını yan bilmiydi. Kengi Asanovka kayırdı. Toktaş gereğiliğini yan bilmiydi. Çünkü bunu biliş için bana bu poğanada bu kopal kılıç küşündür yapan her bitti poğanada kengi poğanaya çıkış için bunu bu yerde yani pot poğanalar var. Padraziyallar var. Kengi tap ki çıkana çıkış gereği, makılış gereği. Diagnostik kıyandı anıklanadı. Bu adam kanaka bizniste. Bu biznes kanaka poğanada durdu. Ve şunlarına da karışım. Mahkuzusundaki 5 itar kopal kulübü için kürsat yapma. Demek bana şu poğanalarga çıkışlarını biz özümüzde bana şu derslerimizde kürsatıp şunu poğanaga çıkışke yordan biri yapar. Bu 1 saat 2 saat amaz. Bu 100 saat ke teyin bol yaptı dersler. Birinci poğanadan ikinci poğanaga. İkinci poğanadan üçüncü poğanaga. Ve törtüncü poğana bol yaptı. Ve törtüncü poğanada biz bana şutta bu biznesi egesi bol yaptı kim? Prezident. Prezident degen de bu burdom general direktör ki prezident bol yaptı. Ve bana şu kampanyada top menajerini işke ol yaptı. Bana bu adam duru bana bitti. Prezident. Şimdi bizde ufaklarda prezident bitti boladı, mümkün amaz degendi. Çetelerde prezident deyilerdi. Bizde baş direktör deyilerdi, general direktör deyilerdi. Bu adam top menajerini işe oladı. Top. Top degendi. Sale menajer deyilerdi. Bu top menajerini işe oladı. Bana şu top menajer işini alıp aradı. Bitti adam bile işe alıp aradı. Şu 4'te menajer 5 talabla işlemiydi de CEO deydi. Bana şu bitti adamla işi alıp aradı. Lekin bana bunlar bile de menajerler bile de Sovet Direktorov'da uçarışı mümkün. Mesela bizde bana Sovet Direktorov var. Bizde direktörümüz var. CEO. Biz hem Sovet Direktorov'da uçarışıp işlerini baslahatlaşıp biz boşkaramız. Onun için eğer siz bana şu derslerden düşünmeyedigen bulsanlar. Kanda biznes kuruş gerek. Kanaka poğana geçiş gerek. Köp hatalarga yol koyuşunlar mümkün. Demek, yo sizler bana şunu düşünüşün gerek. Peki bana köpçelik bana bilemem. Biznesmenler, katta biznesmenler. O pastagi, general, general. Saldatlar bile işliydi. Kupalkulu yapırgandı. Peki polkovnik deyimiz? Polkovnik saldatlar bile. Armiyada kim hizmet kıyken bulsa, bile diye polkovnik mayorlarını boşkaradı. Mayorlar kapitanlarını, kapitanlar leytenantlarını, leytenantlar saldatlarını. Kudu şun yoksa, bana bizneste yok, şunlara poğanalar boğuladı. Bana şu struktura deyilerdi. Ve maşette strukturalarda adamlar, bana çötki hamması, kim kanaka işle o barışını, bana şu adamlar bilişçileri şart. Beşinci poğana. Beşinci poğana gel şartamaz çıkış. Lekegen beşinci poğana da bana Bill Gates. Bu adam ucu Sovet Direktorov kemkir miydi? Top menajer miyimiz? Bu biznesin egesi. Kontrolni paket bunu kolada. Bu yerde Sovet Direktorov var, top menajerler var, özler başkaradı. Lekin bu adam özünü hohlagan işler bile şoğlanadı. Kerek bugün de bir marta kulak sağlaşı mümkün. Çünkü biznesin egesi taşıp koymaydı yok. Çünkü iş kapı gitmiydi. Makri, burası işler gerek yok. Var bunu biznesi doğru. Taşıp koysa damalaya bir de oturgen makri adam. Televizör gördüm fakat. Fakat avukat yedim. Bari bu nasıl kılıç gereği o da. Hani şuna kılıp
Bana şu Urvin'dakiler tayarlaş gerek kampanyanı. Şu kampanya var bir adam ölüm var. Var adam pensi geçip getirdi. Bana hazır ki öyle yapız. General Electric ne olaylar. Apple kampanya ne olaylar. KFC ne olaylar. Köpleri olam diye de ötken likigin kampanyaları işler vardı. Demek için çünkü ular yolga koygen. Bana şu biznesler yolga koygen de ularını özleri yok. Lekin ki bana onların hizmetleri bile nevaralları, balları faydalan yaptı. Bizde halıca buna kadarsa yok. Çünkü biz bana oylaşımız, hareket kılışımız gerek. Biznesimizin doğru kuruşumuz gerek. Bakanalarını düşünüşümüz gerek. Ve ondan ki bana şunu sistemini yolga koygandan ki dostlar mikrofonu. Neye ona kadarsın? Oğanalarını koygandan kegin biz uşa biznesini ballarımızga, navaralarımızga topşırıp getişimiz gerek. Bana çetellerge de köp kampanya olaylar. Panasonic, Honda, Toyota, Germanyalarda 100, 150 korxonalar var. Yani şunun için bana şurada diagnostika kılınamadı. Biz hem biznesini diagnostika, anketa bergandan kegin, biznes diagnostika kegende biz bu biznesmen kaysa İtajda aligini anıqlaşımız üçün. Ve ondan kegin biz onge diagnoz koygandı. Neçinci itajda? Birinci itajda mı? İkinci itajda kop ketken mi? Ondan kegin kan dekilip kengi itajge, kengi poğana gel çıkışke biz onge yordan beri olamız. Bana şöyle yapalım. Her bitti itajda yani 10 tadan var. Kiçkine kiçkine itajçeler var. Çünkü eğer adam, bana şu bir tadbirkor, kayerde aligini bilmezse, qayerga harakat qilishni bilmaydi. Bu kartada, mana shu kartada biz aniq bilishimiz kerak. Qayerdaman? Qayerga harakat ketyapman? Qayerga borishim kerak? Agar biz mana shuni yo'lga qo'ymasak, aytapman, konkurensiya juda ham kuchli ketyapti, do'stlar. Hammasi mashina olmoqchi, hammasi uyga ega bo'lmoqchi. Shuning uchun biz nafaqat mana shularni bilishimiz kerak va o'zimiz ham ishlashimiz kerak, yaxshi, to'g'rimi? Larga keltirgandimda eng katta daromadni kim oladi? Misollar keltirgandi, esinglarda bo'lsa, zo'r ishlagan yaxshi daromad oladi, yaxshi ishlagan o'rtacha daromad oladi, yomon ishlagan odam ishsiz olmaydi. Xuddi shunga o'xshagan baholarni qo'yadigan bo'lsak, masalan, siz 3 ga ishlaydigan bo'lsangiz, ishsiz olmaysizlar. Siz yaxshi ishlasangiz 4 ga, demak, sizda natija yaxshi emas. Lekin siz zo'r, отличный 5 kishi ishlasangiz, demak sizda yaxshi natijalar. Ha, bu qonun do'stlar. Bu xohlaymizmi biz, xohlamaymizmi? Biz qachon ko'p daromad olamiz? Qachonki 5 plus ki ishlaydigan bo'lsak, o'shandagina biz katta daromad, katta foyda olamiz, katta dividendga ega bo'lamiz. Bu qonun. Ko'plar o'ylaydi, men yaxshi ishlayapman, ertadan kechgacha ishlayapman, lekin nimaga kam oylik olyapman, kam daromad olyapman dedi. Ha, har doim biz plus 5 ga ishlashimiz uchun biz dushu vkladu dedi, qalbimizni, mehrimizni berishimiz kerak, kuchimizni yaxshi ko'rgan ishimizni polnostyu oddavasa qilish kerak edi bu ishga. Tushunarlimi mana shular? Aha, mana bu 2-chi etajni ko'rdik biz. Mana 2-chi etajda men tushuntirdim, 1 7'de 10'da odam. Bu menedjerlerdi. Yani magazin, ofis bo'lishi mümkün. Har xil narsa bo'lishi mümkün. Bu qanaqa? İnternet magazin bo'lishi mümkün. Mana şu joyda qanaqadir iş olib boriladi. Magazindan mesela sotuvlar bo'ladi. Bizde mana internet magazindan sotuvlar bo'ladi. Boshqa joylarda kimdir? Ofis bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan. Chunki odamlar shu yerda uchrashardi. Odamlar har xil. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu etajlarda e'tibor beradigan bo'lsak, kimdir yarım yılda keladi bu 2-chi 3-chi pog'onaga. Kimdir 20 yil kerak do'stlar. Agar bu odam rivojlanib boradigan joylarini bilishni biladigan bo'lsa, shundagina mana tez 1 yil, yarım yil, kimgadir 20 yil kerak bo'ladi va tez o'tadi. Shuning uchun biz mana shularni o'rgatganimizdan keyin, odamlarimiz shu tushungandan keyin, ular o'sha sekin-sekin emas, tez harakat qilishadi. Demak bu zayılanaka. Bilim de bunlar. Özde özü bomiydi. Köylesilere kança bilimler alışkı doğru geliyordu. Birinci etajda, ikinci etajda çıkışkı.
İkinci derste, üçüncü derste çıkış geldi. Mikrofonu uçuruyorlar. Avaz Bey, nasıl mikrofonu yoktu? Bana şuna kadar yaptılar. Dolayısıyla bizde bana şu kategoriler, doğruluk bana şu kategoriler bizde adakadı bir arada. Bu bizniste dostlar. Bizniste. Yani hayat ne olaydı? Hayat diyen biz sizler bile daire çizgiyemiz. İsimler de bulsa. Biz kanaka kıyamız. Beşte kıra, daire, kuruk çizgi. Beşte kırage bölgemiz. Balon. Bana tasavvur kılıyorlar. Disk balonu olaylar da. Şu balonda bizde beşte kıraya balonda. Biz birincisi demek sağlık. İkincisi bizde böyle yaptı. Münasebetler, maneviyat, maneviyat, aile ve biznes. Ha? Bana beşte kırra, beşte pahona, beş barbağ usulü. Bana şahs rivajlanışı, köpleri şahs rivajlanışı bana kereyemez, bana biznes gerek dedi. Yok dostlar, şahs rivajlanışı her bitti pahonada buladı. Her bitti tomanda biz yaşlanışımız gerek. Ne fakat biznesi, aile diye, maneviyat diye, sağlık diye, bana biz ne itibar verişimiz gerek. Bana şu bir işte de narsa gel. Münasebat, maneviyat, sağlık, aile ve biznes. Bu degen de bunuma konversiya. Bizde böyle yaptı. Kategoriler, biznesde kanaka. Konversiya bor, daromad bor, harajat bor ve fayda bor, münasebatlar da mı bor? Mesela bana olaylik, oylan olaylik. Oyla. Demek biz oylada yaxşı buluşumuz ki, mesela olamız bitti. Odamını, mesela onanı olaylik. Ona bilen, kanaka biz münasebattamız. Her tomonlama ölçüşümüz gerek. Kanaka böyle yaptı. Yaxşı mı, yaman mı, plus, minus. Kotun bilen, bola bilen, kız bola, kızımız bilen. Mana bu pod kategori shaxsiy rivojlanishdi. Ha, keyin bizda chuqurroq ketyapti. O'zimizni to'liq hayotimizni nazoratga olamiz. Mana biz super jamda sizlar bilan shu narsani o'tyapmiz. O'zimizni boshqaryapmiz. O'zimizni hissiyotimizni boshqaryapmiz. O'zimizni fikrlarimizni, so'zlarimizni, sog'ligimizni, keyin munosabatimizni odamlar bilan to'g'ri mana shuni qaryapmiz. To'liq nazoratga olamiz. Va shundan keyin biz nazoratga olgandan keyin qayerga ketishimiz kerak. Qanaqa harakat qilishimiz kerak. Qaysi tomonda biz yaxshi bo'lishimiz kerakligini biz bilishimiz kerak. Ko'pchiligi harakatni ham bilmaydi, qayerga ketayotganini bilmaydi. Ha, bo'pti, ketyapman, ketay, yashayotgan ekanman deydi, harakat qilib ketaveradi. Karta yo'q odamlarda. Qayerga harakat qilayotganini bilmaydi. Va bu odamlar ko'pchilik mana hozirki ko'rib turibman, ko'p odamlar katta xatolarga yo'l qo'yyapti. Bir yil, ikki yil o'qiyapti da, dars bir yil o'qimasdan yarim yilda. Ama bunu hammasini bilamanman deydi. Tashlab ketishyapti. Nimaga? Kibr. Bo'ldi, men hamma narsani bilaman dedi. Men o'sha hamma narsani o'rgandim. Men hammasini o'rganib chiqdim deydi. Men hammasini qila olaman deydi. Qarasangizki, bu odam eski pog'onada, eski tos, eski tog'orada. Mana bu eng qiyin, eng qiyin qiyinmoment. To'xtash mumkin emas, do'xtar, do'stlar. To'xtamanglar. Sizler devam etuveringlar, rivojlandinglar. Mana sizlarga mana misol bo'lib turibman-ku mana. Qaranglar, men rivojlanib boryapman. Ko'p yil ishlashimiz kerak. Mana haligacha men o'z ustimda ishlab boryapman. Masalan, mana bitta shunaqa vasiyat bo'lgan, mana remontlikman-ku, boshlar traktorlarni remont qilar deb bitta bola men bilan uchrashib, bu dvigatellar, mashinalarni gruzoviklarni anaqalarni eski motorlarni olib sotadigan bola edi. Va u keyingi pog'onaga chiqishni bilmasdan endi boshqa biznes ochmoqchi bo'ldi. Va aytibdiki, men ko'p magazinlar ochmoqchiman. Men savol berdim, nimaga? Aytibdiki dedi, men bu biznesda o'zim tashlab ketamayman. Nimaga desam, chunki bu bitib odam tushunish kerak motorni, hammasi ham tushunamaydi-ku. Mana shu dvigatelni tushunmaydigan bo'lsa, bu munosabati boshqacha bo'lish kerak, sifatiga e'tibor berish kerak. Demak, mani biznesimda mashhasa tushunmasa qilsam bo'laverar ekan. Yoki doktormi, yoki yuristmi deb savol bersam hayron bo'lib qoldi. Demak, sanda ish ответственный, manda ответственный emas. Aha. Sir ishlab chiqaradiganlarchi,
kalbasa işlep çıkaradıganlar çi. Yo, ben de bunu başka adam ki cili girit kılamayayım ben deyin. Görefsarım. Ne kılış gerek? Ben şu fokadan da kalayım mı? Yok ki başka anaka biznes açayım mı? Yok ki bitti adamı topu uşenge topşarayım mı? Diye. Ve başka ana kadar gel. Ben de eski çoğuyla kalı organ diyor. Ne kereyi varsan ya? Eğer sen onu hoklu gel boptırıp, uzun şunlar sana yaşla bakışı bulsa, sen o şey kütmezsin. Sen soramazsın değil ben de. Katta kampanyalar yok dostlar. Bana şu bilgiler ki bu işle yaptı. O hatanı özü. Eğer sizler hem karınoşluklar bile, hatın bile, vallar bile işleydiğin bu sene hiç kaçan katta kampanya geçikmişler. Hiç kaçan katta kampanya boğmuşlar. Onun için sizler sana bilgiler. Yok ki bana bu teyim mi bilen teyim? Ben öğlensem boladı mı, öğlendeyim mi, yuva mı dedi. Görüşmek hem savallar bu gel. Elbette ettim öğlenmek. Eğer sen ikilen yedikken bu sene bakırsan öğlenmiş ki. Çünkü saval bitti, cevap bitti dostlar. Sizler profesyonel menajer buluşunlar gerek. Profesyonel buluşunlar gerek. Yıldız buluşunlar gerek. Her sokada. O şimdi yine sizler profesyonel menajer bulsunlar. Sizler başkara olasılar. Ben her zaman ettim ben. Başkarucu. Yakşı başkarucu buluşunlar gerek. O şimdi sizler başkara olasılar. Örgen geldiğinizde ki git. Ciri girdik işte. Ciri girdik işte. Ondan ki adamlar da başkara olasılar. Biz birinci nöbette ben de organışımız ki. Özümüzü de boş karışımızın. Kekin adamlarını boş karışımızın. Bundan kekin pullarımızı boş karışımızın. En asosisi bir özümüzü de boş karışımız gerek. Bundan kekin biz adamlarını. Hakan da kılıp. Demek biz fokuslaşımız gerek. Fokuslaşımız gerek. Adamını topşuk doğru mu? Biz fokusiriz, fokusofka kılışımız gerek. Yakşı inşinyer, yakşı boshqaruvchi, yaxshi rahbar bo'lishimiz kerak. O'shandan keyin biz yaxshi o'ynashimiz mumkin. Agar siz biz odamlarni topamanda, o'sha odamlarni qo'yaman, o'sha odamlar boshqaradi deb o'ylasanglar, noto'g'ri qilasizlar. Bu odamlar sizdan yaxshi o'ynamaydi. Siz hech qachon bunaqa odam topolmaysiz. Shuning uchun sizlar o'zingizni fokusirovka qilishinglar kerak. Nimaga? Kim bo'lishim kerak? Mana shu narsa bajarishim uchun. Qanaqa bilimlar menga yetmayapti? Kanda yana mahoratlar ki bo'lishimiz kerak. Sizda o'shandagina siz yaxshi menejer bo'lasiz, yaxshi boshqaruvchi bo'lasiz. Ha bu odam faqat motorni qanday motorni yaxshi sotsam bo'ladi deyapti. Mana bu mayda tadbirkorni fikrlashi. Shuning uchun sizlarga men tavsiya qilaman. Albatta Gerberni kitobi bor, Предпринимательский вид. Ruscha tushunadigan bo'lsanglar, albatta o'qib chiqinglar. Zo'r kitob. O'shanda tafakkuringlar sizlarda boshqacha bo'ladi, o'zgaradi tafakkuringlar. Sizlarning fikrlashinglar o'zgaradi. Mana shu pog'onalarni tushunasizlar. Agar kim o'qigan bo'lsa, o'zingizlar mana shu tushunmani gapini tushunayotgan bo'lsanglar kerak va o'zingizlar to'liq o'zgarishinglar kerak. To'liq o'zgarishinglar kerak va albatta sizlarga men tavsiya qilaman. Va shu kitobni o'qiganinglar keyin tushunasizlar. Yana bitta maslahat sizlarga berishi mumkin. Biznes ochayotganinglarda tushunmagan joyinglar, bilmagan sohanglarga bormanglar. Boshlang'ich, agar biznes ochmoqchi bo'lsanglar, sizlar mutaxassis, professional bor joyga boringlar. To'g'ri qanday bo'ladi? Masalan, siz ofitsiant, undan keyin kafe ochishinglar to'g'ri bo'ladi. Yurist yordamchisi, keyin yurist, magazinda magazinchi undan keyin magazin ochish kerak. Yoki avtoservisda oldin usta bo'lib, keyin biznes ochishinglar. O'shandan keyin siz o'sha yerda professional bo'lasiz. Professional, mana boshlang'ich biznesni ochadigan bo'lsanglar, faqat shunaqa yo'l bilan boringlar. Endi biz o'rganishimiz kerak. Undan keyin biznesni ochgandan keyin bizga ko'p bilimlar kerak bo'ladi. Odamlarni ishga olishni. Odamlar ko'plari bor. Mana necha yildan beri ular biznes ochganlar, lekin o'smaydi ular. Nimaga? Chunki ular rivojlanmayapti. Ya'ni ko'plari mana 8 yil bo'ldi biznes ochganimga. Ha, aka, men 10 yil bo'ldi dedi. Unda qarasangiz, biznesi 2-chi klassda o'tiribdi. Har doim bitta narsani harakat qilyapti. Bitta narsa, o'zgarish yo'q, o'sish yo'q. Asosiy nima kerak? Bizga o'sishimiz kerak. Shuning uchun har doim sizlar kichkina biznesdan boshlanglar.
Katta pullarını alıp, bana menge savol beriş yaptı, kredit alıp, 200 milyon, 300 milyon ilgari biznes başkargan mısın desem, yok. Bu sahanı bilasa mı desem, yok dedim. Bilgen derslerden başlayınlar. Şunlarla, ondan ki bana alaslar, bitti adamla, yordamışsın. Rakamlar payda bulur. Ben bayattım, kanviyerisi, orta çiğ, neşte adam keldi, neşte satı aldı. Ondan ki sizler kelsenler, mesela ki yordam bir hemen, mahsulatınlarını bilmezler. Kim bol işine katı nazar? Kanaka biznes bol işine katı nazar? Kampanyalarını östürüşke yordam bir hemen. Ben yakışık öğrenme şu nasıllar. Mage. Çünkü ben doğayımı, mücazlarla işte geldiğinlerde yordam bir olamam. Çünkü biz, doğru borçum, şunaka sokalarda şunaka kıl yapız ki biz köprak mı şu? Biznesini kattaytırıp köprak bana bizneslerini açıp bunların hemen baş karışını örgütü yapıyoruz. Çünkü biz meselelerini örgütüşümüz gerek. Sizler akıl şeyler gerek. Bana gelişte oldu. Birinci rakamlarını görsetiyle meselelerini bakalım bir ama. Çünkü bunlar kapa bolu yap. Yani var mı sizler rakamlar? Ölçü yapsalar mı? Yok, okey, hemen arsa var. Kayırda var, miyemde. Bu oldu. Bu zaman bilemem po kadar aslında. Birinci itaş dostlar. Daha ikinci itaş amaz. Bu adam belki sotuğunu biladı. Yok ki kana kadar iştap çıkarıyor. Narsan iştap çıkarıyor. Lekin biznesi boş karıştı. Bilmeyi yaptı bu adam. Çünkü bana biz, bana şiddet narsaya ege buluşumuz gereği bilimlerde. Şunlarla yakışı dostlar, bana biznesların pohanalarını biz sizlerden görüp çıktık. Yani bu biznesin pohanalardan taşkarı bizde efektifimiz buluş gerek. Biz efektif işlerimiz gerek. Mesela kana kadar topşırıklı bir gende bitti adam. Bu tavırırken topşuldu. 8 saatte bacaradı. Ha, ikinci adam 4 saatte bacaradı. Kaysi adamın efektifdi ki yukarı buluyor. Albatta bu adam 4 saat sarf kılıyor adam bu sıfatlı ham sıfatlı yakışı buluş gerek. Şu 4 saatte bacargeni. Doğru mu? Demek biz gelme gerek. Asosiyem onu özümüzde şahs efektifli gerek. Neticeye nispeten. Demek biz köprü harakat kılıyoruz. Köprak iş bacaramız bir vaxtın içi de. Ve bana şu efektiflik. Mege adaka boğulu boru yaptı. Biz kançeri özümüzünü fikirlerimizini, özümüzünü maharatlarımızını, pullarımızını, vaxtlarımızını başkarışımız gerek. Onun için kanda yakılıp sarmaya kılışımız gerek. Özümüzünü efektifimizini aşırış için. Demek birinci nöbette işonç buluş gerek özümüze. Özümüzge işonç. En kereklisi görevler bizneste dostlar tıklar ulaş mümkün. Ya biznesi açsam özü özü kete uğradı. Yok dostlar. Efektif bula digen buluştu. Haklı digen biz sizlerde işonç buluş gerek. Ha, işonçsizliği kaçon buladı? Kaçon ki biz başka adamlarını ayıp doğar kılamız. Bomagen işler, okşamagen narsalar. Özümüzde küçük tomonlarımız, topuşumuz gerekti. Ve uşalarını küçültürüşümüz gerek. Yani şu hayatta buluyorken işlerimizi bacarış için. Ve uşandan ki biz de özümüzde işonçımız hoşum oradı. Biz şimdi işonçını aşırış için bana biz sizlerden köp maşıklarını körüp çıkarmız. Birinci kursumuzda, şahsı revojanışıda. Ve albatta biz işte itibar verişimiz gerek ki devamı, devamı bana biz öz üstümüzde işlerimiz gerek. İkinci bana efektif buluş için. Demek efektif degende hayatta her kıl tosklar buladı dostlar. Tosklar buladı. Orkamız ya bizden orka ya torta dengeye buladı. Bizde garmoni buluş gerek. Ben bu hatırı yapırdım. 5 barmağı usulü. Her tamamlama biz revojanımızda garmoni işte revojanışımız gerek. Yani şu 5 barmağı da. Sağlık, aile, nasabatlar, manaviyat, şahsı revajlanışı böyle yaptım. Ve biznes. Uşanda yine balansirovka bozsa bizim kıldırakımız tekis hareket kıladı. Çünkü bu ne de yani? Siz yakış görgen işinler, şugulanış işinler gerek. Özünlerde yakış görgen. İşinler hobi yerlenmiş gerek. Ve sizlerin vaktiler hem ketkeni bilmeyizler. Küçünler hem ketkeni çerçemeyizler. Ve özünlere revajlanı bolaslar. Her doyum. Ve sizler bana, kardım etmen, özlerinin hissiyatınlarını başkara alışınlar gerek. Çünkü hissiyatını başkara masaylar, bizneste körüp durmuşlar. Köçeye çıksaylar hem probkeler, bir o da kana kadar kopallıklar, bizge köpleri anakasını, özünü negatif tomonlarını bildirişke hareket kıladı.
Ya biz özümüzü başkara alışımız gerek. Çünkü sizler özünlerini başkaramasınlar. Sizler ne devletin, ne korkunanı başkara alasınlar. Üçüncü kayda bol yaptı. Her resurslar gibi buluşunlar gerek. Köp adamlar öyleydi ki ben kança köp işlesem dedi. Şunca köp olamam dedi. Yok dostlar. Ben şu sırrı ne de? Ben şu sırrı efektif işletişimiz gerek. Maksimum netice alışımız gerek de ve özümüzde resurslarımız var. Bizde resurslarımız var. Bu pul, vakt, uşalarda doğru işlete alışımız gerek. Gelecekte biz maksat koyacağımız uzak müddetli maksatlarımız var. Ve kısa müddetli maksatlarımız var. Biz bana şimdi doğru özümüzde resurslarımız faydalanırken bulsak, doğru sarmaya kıladırken bulsak, vaktimiz neyem, pulumuz neyem, özümüzün küçüğümüz neyem, sağlık ışığındaki de biz muvaffakat ki erişimiz mümkün. Çünkü sizler şahs rivojlanışı degende bana şu narsalarını da düşünüşünüz gerek. Şahs rivojlanışı fakat bir tek kitap okup rivojlangan degen emas. Bana ko'ryapsizlar mana qizlarga bitta elementar bitta shaxs rivojlanishini tushunishga harakat qildim. Bu bo'lyapti. Har xil mana shaxs rivojlanishi 5ta faza bo'yicha va pul, vaqtingizni ham, hissiyotingizni ham, o'zingizni ham boshqarishda. Shuning mana o'shandagina biz baxtli bo'lamiz. Agar sizlarda mana shu bor biliminglarni, o'zingizlarning bor mahoratingizlarni to'g'ri rivojlantiradigan bo'lsanglar, to'g'ri mana shularni ishlatadigan bo'lsanglar va o'sib boradigan bo'lsanglar, o'shandagina sizlar baxtli bo'lasizlar. Mana baxtning siri mana shu yerda ekan. Mana so'zimni fikrlarimni sizlarga aytdim. Marhamat, Akbarxon, qanaqa savollar bo'lsa, men tayyorman. Ustoz, kattakon rahmat. Bugungi darsimiz juda ham trening qiziq bo'ldi. Ko'pchilik insonlarda biznes qanday boshlash, qanaqa etaplari borligi bo'yicha savollar bo'lishi kerak, o'sha savollarga yechim bo'ldi deb hisoblaymiz. Hozirda savol-javob qismimizga o'tishimizdan oldin bizda taklifimiz bor edi, kursimiz davomida yaratilgan taklif, o'sha taklif bo'yicha barcha YouTube'da tomoshabinlarni ham o'zimizni boshqa kurslarimizda o'qib yurgan o'quvchilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Hozirda vizual tarzda ko'rsatamiz. Bizadagi taklifimiz bu bizadagi yangi kursga qabul boshlanganligi haqida. Bu kursimiz savdo menejeri deb nomlanadi. Ya'ni ko'pchilikda savollar tug'ilishi mumkin. Savdo menejeri kursi qanday kurs, qanaqa ma'lumotlar beriladi? Ko'pchilik o'zining ichidagi qo'rquv asoslanib qo'ng'iroq qilishga uyalishadi, qo'rqishadi. O'shaning uchun biz mana shunaqa uchrashuvda bir qisqa ma'lumot berib ketishga qaror qildik. Bu kursimizda ustoz aytib o'tgan mana o'sha biznesdagi qadamlar kursidagi o'sha birinchi qadamdan boshlab savdoga oid ish bilan shug'ullanishingizni hisobga olib, bu kurs aynan shu yo'nalishni o'z ichiga jamlaydi. Bu kursimizni qisqa vaqt ichida o'rganasiz, 4-5 yil vaqt sarflamaysiz, ya'ni savdo yo'nalishida tayyor bilimlarga ega bo'lasiz kurs davomida. Kursimiz 2-3 oy davom etadi. Bu sizning effektivligingizga qarab, kimdir tez ketadi, kimdir biroz sekinroq ketadi, qabul qilishiga bog'liq insonlar. Xohlagan joyingizda o'rganishingiz mumkin, chunki biz onlayn tarzda o'qiymiz. Ko'pchilik so'rashadi, onlayn tarzda nima uchun offlayn darslar bo'lmaydimi sizlarda degan ma'noda so'rashadi. Biznesmenning asosiy tejaydigan narsasi bu vaqtdir. Onlayn tarzda bizga ishlash qulay, biz vaqt tejaymiz va bun bilan biz o'zimizni alohida bozorda o'rnimizga egamiz. Biz faqat onlayn ta'lim bilan shug'ullanamiz. Ya'ni siz ham keyinchalik agar kursimizga kiradigan bo'lsangiz, bizdan onlayn ta'limda o'qishingizga to'g'ri keladi. Offline bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Bizda ko'p kelishadi. Bir varakayga javob berib o'tib ketamiz. Offline bitta-bitta trening tashkillashtiriladi. Bu bahor, yoz oylarida. Bu bo'yicha ham kanallarimizda e'lon qilinadi o'sha vaqtda. Ortiqcha ovoragarchiliksiz degan so'z bu yerda keltirilganki, sizlar bitta mana shu kursni o'qiganingizdan keyin boshqa hech qanaqa savdo yo'nalishi bo'yicha yaqin bir 3-4 yil ichida kursda qatnashmasangiz ham bo'ladi, chunki bu kurs barcha shu dunyodagi eng top menejerlar, top biznes bo'yicha, top savdo bo'yicha menejerlar tomonidan berilgan kurslarning jamlanmasi hisoblanadi. Shu kurslarni sizlar olgan 2-3 oylik davomidagi bilimlarni 3 yildan 5 yilgacha muddat ichida aktiv foydalansangizlar, shularni hazm qilib, shu ma'lumotlarni to'g'ri ishlata olasizlar.
Bu kursumuzun yönelişi asosan savdo yönelişinde top menajer bilimlerini verir. Hesaplanadı. Top menajer, yani ustoz bana pog'onalarga ko'rsatib ettiler biznes kuruşta. O'sha biznes kuruşdagi pog'onalarni o'sha prezident darajasiga chiqqunizcha bo'lgan muddatda shu kurs sizni hamrohingiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda savdoni noldan boshlasangiz o'zingiz ham ishlatasiz, savdo bilan shug'ullanasiz. Ertaga boshqa korxonaga borib sotuv bilan shug'ullanishingiz mumkin va u yerda xodimlarni boshqarishingiz mumkin, sotuv bo'limini yo'lga qo'yishingiz mumkin va mijozdan jalb qilishdan boshlab to sotuvni effektiv amalga oshirish bo'lgangacha barcha qadamlar shu kursimizda o'rgatilib ketiladi. Savdo menejeri kursi bu biznesi asos kursi hisoblanadi. Savdolarni bilish, savdoni effektiv amalga oshirish bu siz uchun muhim hisoblanadi. Agarda siz tadbirkor bo'lsangiz, agarda siz katta daromad keltiradigan kasbga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz. Chunki har bitta biznesda savdo bilan bog'liq ishlar amalga oshiriladi. Sotuv bo'lsagina shu biznes oldinga qarab rivojlanadi, yuradi, shakllanadi. Va bu kursimizda shunga to'liq yordam beradi. Kursimizni davomida etapma-etap darslar bo'ladi. Bu yerda siz savdo sohasidagi eng asosiy bilimlarni ustoz Rashidbek Xonniyozov o'zlaridan o'rganasiz. Bu biznesning sirlari, bu jarayonlarni yo'lga qo'yish, xodimlarni boshqarish, effektiv sotuvlarni amalga oshirish, so'ngra xodimlar, odamlar bilan ishlash, liderlik, oratorlik mahoratini shakllantirasiz. Bu sotuv uchun juda ham muhim. Ko'pchilik inson sotuv amalga oshiradi, lekin bilmaydi, to'g'ri sotuv amalga oshiryaptimi yo'qmi? To'g'ri shakllanganmi sotuv? Keyingi etaplari bormi sotuvi? Aynan bizning kursimizda davomida sizlar barcha etaplarni ko'rib chiqasizlar va professional tarzda sotuv qanday amalga oshirish bo'yicha xulosalarga ega bo'lib, bilimga ega bo'lasizlar. So'ngra sizlarda imkoniyat bo'ladi, agarda kimdir yuqori daromadli oylikda ishda ishlamoqchi bo'lsa, bemalol bu yo'nalishda ishlashi mumkin. Biz o'zimiz ham kompaniyadan taklif etamiz. O'zingiz ham bemalol kompaniyalarni topib, ularga o'zingizni xizmatingizni taklif etib, ular bilan birgalikda hamkorlikda ish faoliyatingizni olib borishingiz mumkin. Chunki savdo menejerini bitirgan inson, savdo bo'yicha bilimga ega inson bu eng muhim kompaniyaga kerak bo'lgan insonlardan bittasi. Aynan effektiv savdo bilan shug'ullanishni agar ko'rsata olsa. Qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar, bu soha doimiy o'z holatini saqlaydi, chunki har bitta davlatda har bitta biznes sotuv bilan shug'ullanadi. Aytib o'tganimdek, bu xoh Rossiya bo'lsin, xoh O'zbekiston bo'lsin, Tojikiston, Yevropa, Amerika, har bitta davlatda o'zini biznesini ichida sotuvchilari bo'ladi. Siz tilni bilasiz va bizdan olgan bilimlar asosida bemalol ish faoliyatingizni olib borishingiz mumkin. Bu masofa tanlamaydigan ish. Daже ko'pchilikda, ko'p davlatlarda, Rossiyalarda ayniqsa onlayn tarzda shu shakllangan. Onlayn tarzda ishlaysizlar, shakllanasizlar. Oylik maosh ham onlayn tarzda olasiz. Istagan turdagi korxonada, savdo bo'limida qura olasiz, uni shakllantira olasiz, rivojlantira olasiz. 2-3 oyda aytib o'tilgandek, 4-5 yil davomida sekin ko'p kitoblar o'qib, uni ichida qiyinchiliklardan o'tib, bir ma'lumot ishlaydi, bir ma'lumot ishlamaydi, o'shandan o'tib egallaydigan bilimni 2-3 oy ichida to'g'ri yo'nalishda egallaysizlar. Ya'ni biz o'zimizni bozorda va ko'pgina bozorlarda ishlatiladigan strategiyalarga sizlar bilan taqdim etamiz. Asosiy strategiyalar o'shular asosida ish faoliyatini olib borasizlar. Bu bilan sizlar vaqtingizni tejaysizlar, vaqtni aytib o'tgandek bebaho boylik sizlar uchun va muhim darslarga ega bo'lasizlar, muhim bilimlarga ega bo'lasizlar. Darsda amaliyot va nazariy tarzda bo'ladi. Ya'ni biz sizlarni qo'yib yubormaymiz, sizlar darsga kirganingizdan keyin bizga nazariy darslar beriladi. Biz ustoz Rashidbek Xonniyozov va top menejerlar tomonidan hamda sizlar vazifalar bilan qo'shimcha taqdim etiladi. O'sha vazifalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Va etapma-etap tepaga qarab yurasizlar, zinaga o'xshab. Mana ustoz ko'rsatdilar, etapma-etap tepaga chiqqanda bizning darslarimiz ham xuddi shunaqa. Bitta zinani bosib o'tmasdan ikkinchi zinaga chiqa olmaysizlar. Har bitta dars ketma-ketlik asosida tuzilgan va ketma-ketlik asosida sizlar vazifa topshirishingizga qarab o'tib borasizlar. Va darsda doimiy tarzda sizlar bilan hisobot tariqasida Zoom uchrashuvlarda savol-javob tariqasida shu mavzuni egalladinglarmi yoki savolinglar bo'lsa, kurator tomonidan javob berib o'tib ketilinadi va mustahkamroq egallashingizga yordam beriladi. Va dars davomida sizlarda fikrlash to'laligicha o'zgaradi. Bu yo'nalishda sizlar etaplarni ko'rasizlar. Bir xil insonlar sraz biznesga o'zini oradi. Dars tugatgandan keyin bir xil insonlar birinchi korxonaga kiradi, ishlaydi. O'sha korxonada qanaqadir bir o'ringa chiqadi. Oldingiga o'xshab holat yo'q. Bizani tankimizda bo'lsa boshqa kattaroq lavozimda o'tirardik. Unaqa holat hozir yo'q. Hozir ustoz aytib o'tganidek, sizning mehnatingiz, sizning bilimingiz
siz mehnat qilsangiz, bilimingiz bo'lsa, harakat qilsangiz, o'sha kompaniyaga o'z foydangizni keltirsangiz, sizda imkoniyat bo'ladi tepa tepa pog'onalarga chiqishi va oddiy sotuvchilik bo'lib ishga kirib, keyinchalik menejer, keyin top menejer bo'lish imkoniyati. Bu tip bilimda top menejer bo'lguncha bo'lgan bilimlarni hammasini o'z ichiga oladi va siz korxonani boshqarishingiz mumkin. Top menejer o'zi qanaqa menejer? Top menejer bu korxonadagi bo'limlarni boshqaruvchi menejer. Bu sotuv bo'limi bor. Bizda ham savdo yo'nalishimizda bitta sotuv bo'limi nazarda tutilgan. Har bitta inson o'zi bir biznesini ichida qaysidir yo'nalishda top hisoblanadi. Murod Nazarov o'zining yo'nalishida developerlik kompaniyasida top menejer. Saif Jena kompaniyasining rahbari. Ular savdo yo'nalishi bo'yicha top menejer hisoblanadi. Har bitta o'sha muvaffaqiyatga erishgan insonni o'zini qanaqadir bir xususiyati bo'yicha kimdir marketing bo'yicha top menejer. Bizani yo'nalish bu biznes asosi savdo bo'yicha top menejer tayyorlaydigan kursimiz. Kursimizni bitirganingizdan keyin sizlarda sertifikat bo'ladi hamda eng muhim ishga joylashish uchun kerak bo'lgan hujjat rezyume yozilgan bo'ladi sizlarda. Bu kursimizdan oxirog'ida berib o'tiladi hamda shu rezyume orqali sizlar suhbatga borib, bilimlaringizni o'sha suhbat asosida unga taqdim etib, ishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Rezyume 95% shu suhbatga chaqirish etapini yopib beradi, ya'ni 95% holatlarda siz suhbatga chaqirasiz o'sha kompaniyaga. Chaqirishadi shu rezyumeingiz orqali. O'shani qanaqa yozish, qanaqa to'g'rilash, qanaqa qilib tayyorlash bo'yicha bizda darslar bo'lib o'tadi. Bu savdo menejeridan doimiy darslar hisoblanadi. Darslarimiz bu galga qabul 28 yanvargacha davom etadi. Maxsus 40% chegirma asosida. Bu chegirma bilan sizlar 4 million so'm to'lamaysizlar. Kursimizdan tanlab 4 million so'm, lekin 4 million so'm ham bu kurs uchun juda ham past narxlangan hisoblanadi. Ya'ni bizga bozorni o'rgangan holatda ko'p holatimizda bizda endi ishga kirayotgan odamlar murojaat qilgani uchun biz ularga imkon sifatida shunaqa narxni kichikroq belgilaganmiz. 4 million so'm ham sizlar to'lamaysizlar. Sizlar hozirda 28 yanvargacha agar o'qiydigan bo'lsangiz, 40% chegirma asosida 2400 ming so'm to'lab o'qishga kirishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shu yerda aytib o'tilgan barcha bilimlar, qo'shimcha dokumentlar, qo'shimcha ishlashdagi yordamchi materiallar, foydali hisobotlar, hamma jarayonlar sizlarga o'rgatiladi, tayyor holatda sizlar menejer bo'lib, shu kursimizdan yetuk menejer bo'lib chiqishni boshlaysizlar. Va kursimiz davomida bizda qo'shimcha sovg'alar bo'ladi. Bu birinchidan sizlar ro'yxatdan o'tgan yillardan so'ng maxsus chegirmaga ega bo'lasizlar, shu 40% chegirma sizlar uchun. Rahon brendi uchun tushirilgan futbolka, kepka, krujka va boshqa sovg'alar, kitob, kurs davomida elektron kitoblar bilan taqdim etiladi sizlarga. Bir haftalik audio kurs, bu ham bepul taqdim etiladi. Super jump mashg'ulotlarda bir haftada ishtirok etasizlar. Bu sizlarni oratorlik, o'zingizga bo'lgan ishonch kayfiyatingizni ko'tarish bo'yicha darslar bo'lib o'tadi, bularga ham ega bo'lasizlar. Biznes va shaxs rivojlanishi, o'zingizni rivojlantirishingizda qanaqadir yo'nalishda ketayotganingiz bo'yicha qiynayotgan savollaringizni haftada bir marta bo'lib o'tadigan Zoom uchrashuvida ustoz Ravshanbekxon yozib o'zlariga bergan holatda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Biznes egasi bo'lsangiz, tadbirkorlik subyektingizni bemalol shu yo'nalishda shakllantirishingiz mumkin. Audio so'rovnomalar sizga taqdim etiladi, ularni to'ldirib berasiz, biz sizlarni tekshirib beramiz va qaysi jarayonda ketayotganingizni aniqlagan holatda o'sha yo'nalishda siz rivojlanishingiz mumkin bo'ladi. Va qo'shimcha juda ham ko'p yo'nalishda bilimlar mashg'ulotlarga ega bo'lasizlar va 3-oy darslarimizga yetib kelganingizdan keyin kompaniya shakllantirish, to'g'ri strategiya tanlash, SWOT analiz qilish bo'yicha qo'shimcha yuqori bilimlarga berib o'tiladi ustoz Ravshanbekxon tomonidan. Ana endi qisman men bittagina darsimizni bir yoymasini keltirib chiqaraman. Oddiy reklama darsimiz. Bizda sizlar mijozlarni jalb qilishida reklama darsi beriladi. U reklama darsini hozir men sizlarga kichik tushuncha asosida keltirib o'taman. Mana bu ko'rib turganingizlar, bu yerda banner ko'rsatilgan, ya'ni bannerli reklama. Biznes egalari mana shu bannerli reklamaga ko'p holatda reklama beradi va o'shanda mijoz kutishadi. 90% berilgan bannerli reklamalar o'zining xarajatini oqlamaydi. Chunki nima uchun? Binary reklamaga reklama berish arenda puli minimal 2 million so'm tashkil etadi Toshkent shahrida. 2 million so'm to'laysiz, bir oy siz uchun shu binary reklama ishlaydi. Qo'shimcha studiya dizayni uchun 1 million so'm berasiz. Taxminiy xarajatingiz 3 million so'mga teng. Bir oy uchun.
Lekin kelayotgan mijozlar o'sha ketkazgan xarajatingizni oqlamaydi. Chunki sizlar to'g'ri yo'nalishda reklama berilmaydi. To'g'ri qayerdadir tekst yozilmaydi, to'g'ri chaqiruvchi ilova yozilmaydi, to'g'ri tijoriy taklif berilmaydi. Takrorlanmas. Va shunga o'xshagan butun shu xarajatlarni oqlashdi. Bizda bittagina reklama darsi bor. U reklama darsining qismidagina shu jarayonlarni shakllantirish, ya'ni sizning xarajatingizni, keyingi xarajatingizni yo'qotish bo'yicha darslar bo'lib o'tadi va shular asosida sizlar kelasi katta bo'lgan xarajatlarni qisqartirishingiz mumkin bo'ladi. Aynan ko'rib turganingizdek, bu bizani tomonidan berilgan bilimlar asosida shakllanadi. Hamda hozirda men YouTube'da o'qib o'tirganimda bitta chiroyli savol berishdi. Paypoq ishlab chiqarish biznesi bilan shug'ullanmoqchiman. Investor bor, uyga egalik xalaqit qilishyapti. Ustoz ko'p holatlarda bizga dars berganlarda aytadilarki, qandaydir ish boshlashdan oldin avval sotib ko'rgan. Biror bir mahsulotni ishlab chiqarishdan oldin avval sotib ko'rgan. Bozorimizda siz ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulot bor. O'sha mahsulotni oldin sotib ko'rishingiz kerak, talab o'rganishingiz kerak, nechta mahsulot ketyapti, ertaga ishlab chiqarganingizdan keyin u xarajatdan qoplaydimi, qoplamaydimi? Shu asosida ishlashingiz kerak bo'ladi va sizda keyinchalik ham bu kurs aynan siz uchun mos kurs bo'ladi. Chunki savdoni siz mohiyatini bilasiz va mahsulotingizni qanday sotish, qayerda sotish, kimga sotish bo'yicha bilimlarni hammasiga ega bo'lasiz va asta-sekin o'sha korxonalarni boshlamoqchi bo'lgan korxonalarni bemalol rivojlantirishingiz mumkin. Sizlarga rahmat. Keyingi etapimizda bu savol-javob etapi. Hamda bizning kursimizda yana qisman tushuncha beraman. Yozilmoqchi bo'lsangiz agar bizda Business Imperia kanalimiz bor, Telegram kanal ulamagan bo'lsangiz shu videoni pastki qismida kommentariyasida kanallarimiz bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan bo'ladi yoki boshqa videolarimiz bor albatta. Shu kanalga ulangan holatda kirasiz va o'sha yerda reklama uje berilgan savdo menejer kursimizga qabul boshlanganligi haqida saytga kirib o'z ma'lumotingizni qoldirishingiz mumkin yoki o'sha yerda telefon raqam bor. Bemalol xohlagan vaqtingizda qo'ng'iroq qilib o'sha yerdan siz o'zingizga ma'lumotlarni aniqlik kiritishingiz mumkin bo'ladi. Shu ma'lumotlarni aytib o'tmoqchi edim. Endi keyingi etapimizda savol-javob etapi. Savol-javob etapimizdan bizani aynan savdo menejer kursimizni yakunlagan birinchilardan bo'lib Laziz Xushvaqtovga beramiz, ro'y savollarini beradilar. Rahmat. Mikrofon. Endi yaxshi bo'lyaptimi? Rahmat kattakon. Mani savolim shundan iborat ediki, hozir O'zbekistonda inflyatsiya ko'tarilib boryaptiki, ustoz, inflyatsiya darajasi ko'tarilib borgan paytda kredit olish qanday bo'ladi? Bizda hozir shunday vaziyat bo'ldiki, menda ukam Toshkentdan uy olaman dedi. Hozir 50% to'ladik, ya'ni 50%ga kredit olsam bo'ladimi degan savol tug'ilyapti-da. 50% qoldi, hozir inflyatsiya kuchaygan, shuni uzoq muddatda kredit olsa bo'ladimi degan savol kallam qiynayapti-da. Shuni nima deysiz deb javob berasiz. Rahmat kattakon. Yaxshi. Siz savol berishni o'rniga o'zingiz fikringizni aytsangiz yaxshi bo'lar. Akmalxon xori gapirdilar, sotuv menejer bo'yicha. Siz bitirgansiz. Mana marhamat. Minusimiz bo'lsa, minusni gapiring. Minus bor. Birinchidan inflyatsiya paytida kredit olish mumkin, faqat ozgina muddatda ozgina qolgan bo'lsa, menimcha o'zimni ukam oldin ko'p o'zi boshidan kredit olaman deb qiziq ko'rdi. To'xta. Olmagan shu kreditni. Men o'zim yarmini to'laylik 50%ini. Keyingi 50%ga ko'p o'ylab ko'ramiz. Hozir 50%ga ham o'ylab turibman. U ham riskovni. Oyliga ham yaxshi, oyligacha zo'r emasmi? Stabilni 300 400 dollar olib turibdi. Ну, shu bo'lsa ham riskovni chog'ini, hali riskovni deb o'ylayman. 30% qolganda, 30% la qolgandagina kredit olib, to'lab, qolganini boshqa ish qilib, uni to'ldirgan ma'qul deb o'yladim men. Boshqasini so'rayapman. Laziz, boshqasini so'rayapman-da. Siz kursni bitirgansiz, sotuv menejerimi? O'zingiz fikringizni ayting, mana bolalar bilan bo'lishing, ular Akmal xon gapirdi. Sotuv menejerini tugatgan asosan 100 dollar 100 dollar to'lab o'qiganman. Masalan, o'zim Sankt-Peterburgdaman. Birinchi o'rinda o'zi odamzod o'ziga nima qilish kerak ekan, investitsiya qilish kerak ekan. Masalan, men 10 ming dollar pulim bo'ldi, nima qilishni bilmadim. Biznes qilaymi yoki boshqa narsa qilaymi? Birinchi o'rinda
o da müzik infrastruktur yapılıştı başlaş gerek ya. Müzik et baş. Ötüp kaldı, ötüp kaldı. Ha, ben bunu. Rakam online kursu da okuş gerek ya duyuları. Birinci orunda müzik infrastruktur yapılıp okuş gerek duyuları. Ben uzun $100 tuyla okudum. Birinci standart premium paketini okup çıkan var. Ustazı uzlardan olganma, kitaplarını olganma, ustazı kat tarafıma pul okuma, pulunu diş konuğunu hakkıda, şu hakkıda urganyama, uşanda. Sizdaki divni uygatış. Birinci, hatta bu uşanı urganış kere deyim. Onun ana kası güzel kımmatmaz. 700 bin son çoğun onlar. Uşanı urganış, uşanı hatta bu uzge investisyon yapıp uşanı urganış kere. Pul konuğunu, buş kamyonu, turduşun yetti usulü hakkıda urganış kere deyiler. Kiyin ben sotu menedjerlik okudum. Sotu menedjerlik okumana Toshkent, Rossiya'da turma, Leningrad'da mesela işlese bo'ladigan sharoitda mesela. Birikta joylarda rüzume tashladım, grajdanstvo so'radi bular. Nu, lekin oddiy chiplis haqida, reklamani chiplis qilib berish haqida dedim. Bu yangi menedjer qayro muqoriyatda, malades, lekin sen biza bilgan narsani bilib turibsan deyapti. Sizlar biznes B2B B2C mi degan savolimga qarab turibdi-da dedi uzbekleyen dedi normalde siz sastenada da koyardı. Ne çoğadı tipi dedim. Ne okuyamız biz dedim. Organiyamız malatçıya da koydu. Malatçıya biz tırıya dedi. Ne bize okuşumuz gerek. Bana şimdi hamamız mesela YouTube'da tekşerip durgarlar. Hama sol bir sesle gına. Usasla. Fakat sol bir iş gerek. Fakat uz üstü şilaş gerek. Sol bir ses, sol bir masaya. Bana Zoom'dayım hamamız kuzattırımız. Hama böyle kuzattırıptı. Sol bir masaya kuzattırıptı. Küçemezsin de. Sol bir işler gerek. O zor o bu seyem. Nimay ki bu seyem. Mesela cuma günü. Her gün cuma bulan. Cuma günü. Mesela ben zor günü kutama. Cuma günü buluştu mesela. Cuma yaş günü hakikaten. Cuma namaz. Cuma günler cüda zor. Ama bayramla tabrikleyem. Cuma meyde kaç sefer sorunadı. Cuma kaburgalladı. Cuma katta rahmat. Cuma günü tuğulagan cüda yakışı. Bu bilgeder ne narsa. Stozdan fakat kudu. Gupkaya okuşa yülüp. Bilim oluşumuz gerek. Bilim olmasa, uzunuz infizisyon kımasa, bize YouTube derece girişmeyemiz. Bize mesela bakalavurga okudum. Bakalavurga Toshkent Davlat Teknik Üniversitesi'nde okudum. Ki magistraturaga Rossiya'ya okudum. Nu, o zaman 7 yıl okudum. Nu, yani dalışı okup gitmem ben. Dalışı. Tuktap kosan, kurkama mesela. Kitapla okuruş gerek deyim. Stozdan, mesela haliyen bilim oluşu hareket kılama. Haliyen biznes hakkıda, biznes hakkıda okumagam. Teknik Üniversitesi'nde okudum. Molya Üniversitesi'nde. Molya, o zaman Molya konsultatını okuyamız, Molya üstünü tüketken bollardı, derecesini mesela bize utkittik o zaman. Molya'nı tüketken bollar, bize okuyan derecede al bogan yok. Turil okudu, şu Molya üstünü tüketken bollar, biz Rohan online kursu da okuyan makul. Üşe Turil, vaktini utkazgan, otasını bunu yukatkenden kura, Rohan online maktabda okuyan makul. Uzun ömrünü yukatkenden kura. Ben şunu aldım, öne kapıyken bollarım. O mesela Toshkent'i okuyayım ben, ili Rossiya'yı okuyayım ben diken ne kura. Ben stop arasını cevabı bir anaklardım. Rohan olay maktabda okusun diyeyim. Yoş bollam, başka katta mı? Rohan olay maktabda okusun. Molya kursu da, business consultant kursu da, kursu gibi bazı azıca zor kitabda. Ben şunu okusun da, tavsiye kılamam. Katta rahmat, amalar size. Sağ olun sizler. Rahmat. Şimdi sizin sorunuzu cevap veririm akşama. Maksat, her dönem burası maksat koyunlar dostlar. Kredi alışta oldu mu, üye alışta oldu mu, maksat. Burası bizde mi soldu? Bizde hani şaharın ortasında havlumuz, oğlum hati yaptı bana hazır. Gelin, maçta bir de kurmak için. Ben için desem, çünkü biznes katta yaptı, seh kurmak için. Bana karar da yapmam. Seh kuradigen bu sen, köçmez mülk, neçi faiz taşlıydı? 10 faiz, birinde. Demek ki sen 50 bin, 100 bin doları sarflaşın kere. Doğru mu? Doğru. 10 yılda çıkarıp alışın kere. Ha, ondan göre sen arayında git alıp, arayında pullarını çıkarıp alıp, o şu fayda ki kere gelin yaşamaz mı? O şu pulların biznesini getiştirdikten bu sen, avarota yaşadı. O şu pullardan ki gelin sen, bir ev alıp kuruşayız mümkün. Bana, hazır üyü diyen, hud düşün ki o şey genarsın. Nema üçün üyü gerek. Nema üçün. Arendaga berish uchun mu? Yashash uchun mu? Yo nima uchun? Agar yashash uchun bo'lsa, Toshkentda men masalan eski fondni olardim. Eski, yangi fondni uydi, tembo'li kredit oladigan bo'lsanglar, kreditni, ipotechni kredit
protsentlari juda ham baland. Pulinglar daji man degan odam ham hammasi hisob kitob qilmagansizlar. Hisob kitob qilib ko'ringlar. Men tavsiya qilmas edim chunki ko'rpaga qarab ertaga juda ham katta pulga tushib qolishingiz mumkin. Bu remontsiz hali uylar. Endi hali remontga tikish kerak. Masalan, men uyni qurganda 30% ko'tarishimga ketgan. 70% remontga ketgan do'stlar. Remont yeb tashlaydi pulni. Shunga ertaga korobkani ovozlardi hali to'lamasdan. Undan keyin remontga qancha pul tikishingiz kerak va sizning uyingizlar bu passiv bo'lib qolyapti. Katta pul tikyapsizlarda o'sha pulinglarni qanchi 10 yil 20 yil chiqarib olishingiz kerak. Agar sizlar biznesinglar bo'lib turib, biznesinglar pul oqimi olib kelib, daromadlarni olib kelib, o'sha pullarda sizlar olsanglar boshqa gap edi. Yoki ipotechni kredit Rossiyaga o'xshagan 4.5 7-8% bo'lsa normal edi. A bizda hozir foizlar necha foiz? Ipotechni kreditlar. Hisob kitob qilinglar. Men masalan tavsiya qilmas edim, aziz. Menga o'ylab ko'ringlar, hisob kitob qilinglar. Dogovorlar berganda albatta mayda anaqalar bor. Erilmanglar. Bir kun, ikki kun vaqt ketkizinglar. Yuristga ko'rsatinglar shartnomani. Mayda daqablar yozgan bo'ladi ular. Kruchoklarni. Ishonmanglar ularga. Hammasi yolg'onchi emas, prosta aytayapman. Ishonmanglar. O'zinglar tekshirib ko'ringlar. Yuristga beringlar, hisob-kitob qilib ko'ringlar. Bir kun, ikki kun vaqt ketkizinglar, o'shandan keyin to'g'ri qaror qabul qilinglar. Ko'plari hisoblamasdan qo'l qo'yaveradi bizda. Shoshilamiz, do'stlar, unaqa qilmanglar. Kim bu ipotechni kredit olyapsizlar? Juda ham protsenti baland. Bitiga tortamaysizlar. Biznesni o'zi agar siz 25% olib kelsa, katta gap. Va siz 25% ularga pul to'layapsiz. Qayerdan to'laysiz? Agar pulinglar juda ham ko'p bo'lsa, bu boshqa gap. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Nima uchun maqsad savol beringlarda, nima uchun men uy olyapman? Arendaga topshirish uchunmi? Bu boshqa gap. Masalan, men 25 ming, 30 ming dollarga uy olib, bir xonali kvartira, uni arendaga topshirsangiz, tezroq pulingiz olib chiqib keladi. Menga chunki hozir bir xonali, ikki xonali kvartiralar 20% tashlayapti, 15% tashlayapti. 5% emas. Chunki studentlar, oila, yosh oilalar, mana shunaqa olib, uni agar biznes qilmoqchi bo'lsanglar, unga tashlasanglar bo'lar edi. Aziz. Gaplashamiz hali, xudo xolasa. Rahmat kattakon ustoz. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon ustoz. Rahmat kattakon. Keyingi savol egasi Nuriddin Sattorov. Marhamat, o'tirib olaylar. Assalomu alaykum ustoz. Sizlar yaxshimisizlar? Alayka assalom Nuriddin, ekranga chiqa olmaysiz, a? Xo'p, bering savolni. Unga chiqa olaman. Sizlar yaxshi tinglayapman hozir. Savolim yo'q edi, ustoz. Bo'ldi, gapiraveraman. Juda zo'r mavzu ko'tarilibdi. Buning uchun sizlarga rahmat. Lekin men savolim yo'q edi, ustoz. Tasdiqlayapman. Rahmat. Guruhda familiyangizni yozgan ekansiz, ism familiyangiz, shunga chaqirgan edik. Savolingiz bor. Rahmat, Akmalxon. Akmalxon, YouTube'da ko'proq beringlar. Bolalar agar YouTube'da savollari bo'lsa, beringlar, kelinglar. Marhamat. Chunki o'quvchilarimiz o'zimiz darslarimiz savol berishadi-yu. YouTube'dagilar qiziqarli savollar bo'lsa, beringlar, berishsin, marhamat. Xo'p, ustoz, Nuriddin Rizqiboyevdan savol kelgan ekan. Paypoq ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqchi ekanlar, investor bor ekan. Lekin to'siq shundan iborat ekanki, bu yo'nalishda ish faoliyatini olib bormagan ekanlar va oila a'zolari bunga qarshi, menimcha. Boya berildi. Yaxshi. Boya savol o'qigandingiz. Nima uchun qarshi uydagilar? Chunki uydagilar tushunishyapti, siz mutaxassis emas. Hozir men gapirdim-a? Sizlar biznes ochganingizda mutaxassis bo'linglar, professional bo'linglar. Shu ish bilan shug'langan bo'linglar, do'stlar. Hozir siz olasiz bitta ishchini. Masalan, mana olasiz. Men mutaxassisman. Men ishni boshlagandan keyin albatta shartlar qo'yishni boshlayman. Men bilaman, siz mansiz shunaqa qila olmaysiz. Yo, meni siz dolaga olishingiz kerak. Tashchi qilib. Menga va'da berib, ushab qolib, baribir men ushab qolish qiyin bo'ladi. Menga o'xshagan mutaxassisman.
O'zingiz shu narsani agar ishlagan bo'lsangiz, tushunchaga ega bo'lsangiz, yoki pulingiz bor bo'lsa, mutaxassis sotib olib ishlatsangiz bo'lardi. Siz unga uni boshqarib olishingiz kerak, shu sohani yaxshi bilishingiz kerak. Men sizga boshqacha tavsiya qilardim. Investor bor bo'lsa, siz shu sohaga kiring. Sex, zavodmi, bormi O'zbekistonda? Bor, Toshkentdami, boshqa bir shahardami? Boring, yashang. Yarim yilmi, bir yilmi ishlang o'sha yerda. Hamma operatsiyalarni o'ting. Rabochidan boshlang, pastdan boshlang. O'rganing. Investor kutib turadi. Shoshilmang. Ayting, aka, men yaxshilab o'rganmoqchiman desang, albatta xursand bo'ladi bu odam. Bu odam yaxshi o'ylayotgan ekan dedi. Ishlab ko'ring. Kerak bo'lsa sotib ko'ring. O'sha yerning ichida mutaxassislarni topasiz. O'sha bolalarni keyin davay og'aylar, kelinglar ishlaymiz deb o'sha yerda keyin men bilan maslahatlashsak, men yo'lni ko'rsataman. Bu to'g'ri bo'lar edi. To'g'ri bo'lar edi. Keyin siz nima uchun shu bozordagi anaqa tanlayapsiz yo'nalishni? Bozorni o'rganganmisiz? Talab kattami? Talab bozorning hajmi qancha bo'lyapti? Nechta siz sotib olasiz? Qachon bu odamga sarmoya qilgan odamga pulini chiqarib berasiz? Shuni hisob-kitoblarni qilganmisiz? Yo'q, qilmagan bo'lsangiz, men sizga tavsiya qilmas edim. Siz oldin bo'lmasa boshqa zavodga boringda, daskillarni olib sotib ko'ring. Bari sotishni o'rganishingiz kerak. Akmalxon sizga tavsiya qildi-yu, keling, sotuvni o'rganing deb. Mana parallelni o'rganingda o'sha daskillarni oling, ishlab chiqaruvchilarga va uni sotishni boshlang. Sotishni boshlang. O'shandagina siz o'sha sotishni o'rganasiz, bozorni o'rganasiz, mijozlarni topib olasiz. Chunki ertaga chiqarganingizdan keyin siz o'sha qiynalmaysiz, o'sha realizatsiya bor. Ular sizga aytadi, qanaqa daski ishlab chiqarish kerak. Yozgimi, qishgimi, oqmi, qoramı, qanaqa daski, balki dizayn boshqacha bo'lish kerak. Talab nimaga ko'proq bo'lyapti? O'shandan keyin siz bozorni o'rgangandan keyin keyin mana shu investordan pul olib, mana shu oborudovaniyaga pulni sarmoya qilsangiz bo'ladi. Men o'sha bitta darslarimda ko'rib gapirgandim, katta pul olishgan, kreditlar olishgan, zavod qurishgan, parashok qiladigan, sotishni boshlagan, sotuvni o'ylamaganda, sotuvga kelganda sotuv yo'q. Nimaga? Talab yo'q. Bozorda juda ham ko'p bunaqa mahsulot, talab nimaga bor? Suyuq, sovunga sovuq talab bor ekan parashokka. Bu oborudovaniya suyuqqa o'tkazib bo'lmaydi. Ular oldindan shuni o'rgangan bo'lsa, oborudovaniya o'sha uskunani olayotganda gibki olish kerak edi. Ham mana bunaqa parashokda ishlab chiqaradigan, ham suyuqlik ishlab chiqaradigan. O'shandagina bular kuymas edi. Natija nima bo'ldi? Kuyishdi. Shuning uchun shoshilmang, bozorni o'rganing. Shuning uchun o'sha sexga boring, men tavsiya qilganman. Sotib ko'ring, dealer bo'ling. Sotuvni o'rganing, keyin sexga borib ishlab ko'ring. Professional bo'lingda, undan keyin sarmoya olsangiz bo'ladi. Chunki olgandan keyin birovning puli bu. Qarz bu. O'shani qaytarishni o'ylashimiz kerak, do'stlar, va qaytarganda 1 yil, 2 yil, 3 yilda qaytarib berishingiz kerak. Siz foyda ko'rmaysiz. Ko'rsangiz 5%, 10% o'zingizga olasiz. Qolgan 100%, 80% qaytarib berishingiz kerak. Qaytarganingizdan keyin cho'ntakka o'ylasangiz bo'ladi. Mana javobim shu. Akmalxon, rahmat ustoz. To'liq javob oldilar. Men fikrimcha keyingi Zoom uchrashuv YouTube qatnashchisi Muhammadali Hasanovdan savol keldi. O'zbekistonda kapital bozor hozirgi kunda qanday holatda? Kapital bozor? Shu savollarga men ham to'liq qanaqa kapital bozor tushunmadim aka. Kapital bozor shu savolingizga to'liqroq bersangiz yaxshi bo'lardi. Mayli, ungacha mana Botir Rajabov savol berar ekanlar. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Mening savol bor edi. Men asl qishloqda yashaymiz. Biz qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotishga ko'p qiziqaman. O'sha sizda o'rgatadimi? Men endi ketyapman, endi o'rganyapman endi. O'shalar bo'yicha so'ramoqchi edim. Ularda ham o'sha bir yozib borish bormi? Hech yozmaganman. Masalan, rasxod qilganmanmi? Xarajat pul yozmaganman. O'shalar o'rgatiladimi? O'shalar. Men standart guruhdaman. Tushundim. Siz demak so'rayapsiz.
qishloq xo'jalik mahsulotlarida ham shu narsalar ishlatsa bo'ladimi? To'g'ri tushundim? Bo'ladimi? Ha, shunday. Barabar qishloq xo'jaligida sotganda ham shu narsa ishlatiladi. Gapni ochig'ida universal qoidalar bu. Qishloq xo'jalik mahsulotlarimi, yeyish, ichish yoki temir tirsakmi, hammaga bu universal sotuvlarda ekonomikada bir xil bo'ladi. O'zbekistonda ekonomika boshqacha, yo'lda boshqacha bo'lmaydi. Va hozir faqat hayron bo'lishyapti, O'zbekistonda sizlari boshqacha ekonomika. Bu vaqtincha. Nimaga? Chunki chegaralar yopilgan, monopolist bo'lgan. Mana hozir prezidenti biz 5-6 ta xil mashinalarni ishlab chiqargandan keyin zavodlar qurilgandan keyin o'shandagina konkurentsiya, bozor iqtisodiyoti bo'ladi. Hozircha bizda hozir bozor iqtisodiyoti yo'q, monopolist bor. A bizda gapirayotgan qonunlarimiz hamma ekonomika, u universal qonunlar. Qishloq xo'jalikka ham, ishlab chiqarishga ham, anaqa mashinasozlikka ham, hamma sohalarga. Hozir. Ne bo'ldi? Rahmat javob oldim. Rahmat do'st. Rahmat javoblar uchun. Keyingi savolga egasi Azbek Mannaov. Так, shetdan YouTube'dan. Berdi. Berdi. Azizbek. Assalomu alaykum. Soz. Va alaykum assalom Azizbek. Hozir ekranga chiqaraysizmi? Qolganlar mikrofonni o'chiringlar do'stlar. Bitta odam Azizbek gapiryapti, qolganlar o'chiringlar. Soz. Alimardonbek, o'chiring mikrofonni. Yaxshi. Marhamat. Soz, mana aytamiz aytib o'tyapti-ku, paypoq ishlab chiqarmoqchiman deb. Mhm. Mana kolbasa ishlab chiqarmoqchiman deyapti. Bu narsa bizni O'zbekistonda bitta joyda ishlab chiqarilmaydi, ko'p joyda ishlab chiqariladi-ku. Shuni konkurent bo'ladi-da, bir xil mahsulot ishlab chiqarilgandan keyin konkurent, ya'ni bir-biridan hali nima deydi, o'zib ko'proq sotishga harakat bo'ladi-da, har bir ishlab chiqarayotgan joyda. Men shuncha o'ylayman, ani bizga kirib kelmagan yangiliklar bor-ku, yangiliklar bor. Shuni chet davlatdan bir yangilik olib kirib turib, qilinsa, hali biror mahsulot ishlab chiqarilsa, bir yangilik bizga kirib kelmagan narsa. Shunda misol uchun birinchi marta men olib kelayotgan bo'lsam, misol uchun konkurent bo'lmaydi-yu, shunda o'sish ko'proq bo'ladimikan deymanda, shunga javobingiz qanday? Juda yaxshi savol. Mana shunaqa deb o'ylardim, do'stlar. Boshida mana shunaqa sinab ko'rdim. Koreyaga borganda zapchastlar olib keldim. Yangi, bizda unaqa narsalar yo'q. Mana masalan bizda kimda mikrofon? Azizbek mikrofon o'chiringlar. Alibardobek mikrofon o'chiringlar. Gul bo'lyapti. Biz o'ylardikki, yangi narsa olib kelsa men birinchi bo'laman. Zo'r sotiladi, men birinchi ko'proq qaymog'ini yeyman deb. To'g'ri. Lekin bu juda ham qiyin. Birinchi bo'lish qiyin bilasizlar. Birinchi bo'lishda bozorda odamlar ko'plari bilmaydi mahsulotni. Ehtiyotkorlik bilan oladi. Mana yangi mahsul chiqqandan keyin, tashi mashinalar esingizlarda bor bo'lsa, mana esimda bor, hammasi ilgari Moskvichda yurardi. Katta akamga adam rahmatlik mashina Nexus, Jiguli olib bermoqchi bo'lganda, to'g'imlar, hammasi bu bo'lmaydi Jiguli. Temiri yuqoyib qo'ya ekan, bo'lmas ekan bu. Tez gulib ketar ekan deb oldirishmagan. Keyin boshqa qilib, keyin sekin odamlar o'rgangandan keyin Jigulilar sotilib ketdi. Keyin Nexuslar mana birinchi marta mana Volga bizda xizmat Volga edi, xizmat sushevni mashina. Nexuslar sotilishni boshladi Koreyaniki. Ko'plar Nexus bo'lmaydi, anaqa qiladi, bu eski model, u bu deganiki, tavakkal qilib oldik. Chunki ko'plar olmayotgandi shu mashinani. Mana hozir Nexuslar zo'r sotilyapti. Shunday qilib har doim yangi mahsulot qiyin sotiladi, shuni biling. O'zida o'zi bo'lmaydi, qiyinchilik bo'ladi bu yerda. Odamlar mana bozorda ketmasligi mumkin. Manda ketmadi. Manda ketmadi. Abitsa, qarang, bo'lmasa kerakli narsa har bitta shoferga airbag. Mana mashinaga airbag qo'yadigan, podushka bezopasnosti deydi-yu. Agar avariya bo'lganda pox deb anaqa yostiq chiqadi. ABC tormoz qilganda 4 ta g'ildirakni ushlaydigan. Kerakli narsami? Kerakli. Lassettiga, Nexusga qo'yishga zo'r. Qo'yganman o'zim mashinamga. Zo'r ketgan. Mashinam universal edi-da menda. Sotishga kelganda sotamadim.
Bundan keyin bizda xado degan narsa bo'lardi. Nima degan bu? Bu remont dvigateli bez razborki, razborka qilmasdan motorni remont qilish. Metallokeramik sloy bo'lar ekan-da, kalembal raspredvallarda. Mana shunda olib kelganman. Sotiluv bo'ldi, qiyin, juda ham qiyin. Katta pullar xarajat ketdi reklamalarga, odamlarga tushuntirish uchun. Shuncha mana shu yerda siz tayyor bo'lishingiz kerak. Yangi mahsulot olib kelish yaxshi, zo'r, no qiyin bo'ladi. Shunga agar siz 1 yil, 2 yil chidayman, katta pul reklamaga tashiyman, odamlarga tushuntirib beraman desangiz, u normal. Ko'pchilik nima qilish kerak? Bozorni o'rganganda iloji bo'lsa, men startap ochganingizlarga men tavsiya qilmayman yangi narsalarni. Mikrofon do'stlar, mikrofon. Alibardonbek, sizda mikrofon. İloji boricha men nima tavsiya qilaman? Sizlar e'tibor beringlar, masalan, mana bu narsa ishlab chiqarilyapti-da bozorda. Qaranglar, mana birinchi kursimizda men tushuntirganman. Men tushuntirganman, bozorni o'rganish kerak. Nechta ishlab chiqaruvchilar bor? Nechtasi sotyapti shu mahsulot? Aha, ishlab chiqaruvchilar bormi? Bor. Demak, bozorda o'rin bor ekan, demak, sotuvlar bo'lar ekan, to'g'rimi? Endi yana saytga kiramiz. Rossiyada boshqa saytlar bor, nomlari bor, berganman. O'zbekistonda ham ko'ramiz. Endi nechta odam so'rayapti shu narsalarni? Nechta odam talab qanaqa? Yo'mkis rinka, hajmi, bozorning hajmi qancha? Aha, bormi? Bor. Hajm bo'yicha qaysi biri narsa sotilyapti? Mana bu narsa. Bemalol bozorga kirsangiz bo'ladi. Ozgina o'zgartirib yoki nomini o'zgartirib, yoki sifatini boshqacha qilib, yoki upakovkani boshqacha qilib, bemalol kirsangiz bo'ladi. Iloji boricha shunaqa qilganinglar yaxshi. Startapda keyin o'sha o'rganib olganinglardan keyin, bemalol boshqa yangi mahsulotlar olib kelishinglar mumkin, bizda ishlatilmagan narsa olib kelishinglar mumkin. Birinchi marta biznes boshlaganinglar tayyor bo'linglarki, qiynalasizlar do'stlar. Agar tajribangiz bo'lmasa, qiyinroq bo'ladi. Mana javobim shu. Akmalxon. Rahmat katta qan javob bo'lsa. Keyingi savol egasi YouTube'dan Muhammadali Hasanov bo'ladilar. Yo'q, uzr. Farhod Farhod deb yozibdilar ismlarini. Biznes kengaytirishda pul ko'p rol o'ynaydimi, munosabatlarmi yoki bilimmi? Biznesni kengaytirishda birinchi navbatda bilim, kengaytirishda ham siz qanday kengaytirishni bilishingiz kerak. Siz keyingi pog'onaga chiqishingiz kerak, to'g'rimi? A keyingi pog'onaga tushuntirdimi hozir? 5 ta etaj bo'lsa, har bitta etajda 10 tadan kichkina etajlarcha bor. Mana shu 1-dan 2-ga, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7, 8, 9, 2-chi pog'onaga chiqishni men o'rgata olaman. Buni bilmasangiz siz chiqa olmaysiz. Demak, birinchi navbatda bilim kerak. 2-chi etajdan 3-chi etajga, 2-chi etajda ham 10 tacha pog'onachalar bor. Chiqa olmaysiz. Bilim bo'lish kerak. Albatta, keyin siz bozorni kattaytirmoqchi bo'lsangiz, hajmini oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga оборотный pul kerak, albatta pul kerak bo'ladi. Pul kerak bo'ladi. Kimning puli? Sarmoya olishingiz mumkin, kredit olishingiz mumkin, mijozlarning pulini jalb qilishingiz mumkin. Yoki sherik, yana qo'shasiz sheriklarni. Yoki aksiyalarni ishlab chiqarasiz. Va mana biz hozir ekstoga sarmoya qilyapmiz. Bizning pulimiz ishlayapti. Biz sarmoyada va shu pullar orqali biznes kattayapti. Bu vishchi texnologiya. Birovning pulini ishlatish. DDL, deyingi других людей deydi. Mana, demak, bilim, pul, to'g'rimi? Undan keyin komanda. Komandangiz, agar siz mana musobaqaga chiqdingizda paxtakor bilan bunyodkor, mali bu boshqa. Paxtakor bilan masalan Braziliya o'ynayotgan bo'lsa siz albatta yutqizasiz, to'g'rimi? Braziliya, ular professionallar. Demak, siz Braziliya bilan musobaqaga chiqish uchun siz bolalaringizni treningga qildirishingiz kerak, o'rgatishingiz kerak, ishlatishingiz kerak. Xuddi shunga o'xshagan sizning komandangiz ham ta komanda bo'lish kerak. Kuchli komanda.
Akar küçük kabanda kaçan boladı. Kaçan ki sizde pul bolsa. Pul bolsa siz Messi'ni hem kamandaki olasınız. Ronaldo'ni hem işte olasınız. Küçülü küçülü profesyonel. Başı da küçülü profesyonel. Sizlerin olaylar ki kim miydi? Sizler de başı da. Köçeden kegen havaskorlar boladı. Ondan kegen pulinler köpeygenden kegen, pul okun boğenden kegen. Siz profesyonellerini sekin sekin cevap kılışınız mümkün boladı. Küçülü oyuncularını. Küçülü oyuncularsız, siz musabakada yutamıyorsunuz. Birinci bulamıyorsunuz. Çünkü için bir siz gelmeden kamağında görüyorsa bilim, özünüzü bilimingiz. Siz, ben böyle yapardım o. Siz beş baha, ogen bulsanız, sizin işçileriniz, tör bahala gel, bulam. Tör, eğer sizin bahanız tör bulsa, onların iki, üç buladın bahaları. Siz 3 bolsangiz ularni bahosi 2 bo'ladi. 1 bo'ladi. A siz 3 bo'lib turib qanday siz bittasiz? Demak, siz birinchi navbatda o'zingiz o'rganishingiz kerak. Birinchi navbatda o'zingiz o'sishingiz kerak. Siz o'sishingiz bilan komandangiz orqangizda o'sib boradi. Ular o'sadi. Siz ham o'zingiz olgan bilimlaringizni ularga o'rgatasiz. Ular keyin orqangizdan harakat qilib keyingi pohadanga chiqishni boshlaydi. Siz rivojlanyapsiz, ular rivojlanyapti. Sizki pul ko'p topyapsiz, ular pul ko'p topyapti. Bozorni egallayapsizlar, ular ham professional bo'layapti. Mana uchun har tomonlamaga e'tibor berish kerak, nafaqat bitta narsaga. Yaxshi savol, zo'r savol. Akmalxon, yakunlaymizmi yo davom etaveramiz? Savollar bor bo'lsa, marhamat, yo'q bo'lsa savollarimiz bor, ustoz. O'quvchimizdan savol qilgan. Hozir Otabek Jonzoqov va YouTube'da bir nechta savollar bor. Berib o'tamiz. Marhamat, Otabek aka. Assalomu alaykum, ustoz. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Otabek. Rahmat, sog'lik yaxshimi? Rahmat. Ustoz, savolim shundan iborat. Ish faoliyatida xachu bilan nadani ikkalasini qanday balansini olish mumkin? Ya, zo'r savol berasiz. Mana o'tgan kuni xachu dedi-yu nada. Mana masalan ko'p odamlarda yo'q bunaqa. Nada kuchi anaqada kuchsiz bo'ladi. Mana masalan men ham trenirovka turamadim. Biz har kuni soat 8 da men ham sizlarga taklif qilganman-ku kelinglar deb grupp kanalimizda 130 ta odam. Qatnashyapti 7 ta 8 ta odam. Savol nimaga? Chunki ularda nada degani nada degani kuchsiz. Xachu degani kuchliroq bo'lyapti. Xachu spat. Xachu kushit, xachu dam olishga, uxlashni xohlayman degan narsa kuchliroq bo'lyapti. Nada deganlar 7 ta 8 ta, nech foiz? Deyarli 10% ham yo'q, ko'ryapsizlar? Menda ham shu narsa kuchliroq bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki kechasi uxlamadim. Mehmonlar kelganda siz jo'natishga to'g'ri keldi va kam uxladim. 4 soat, 3 soat uxladim. Endi bomdod o'qigandan keyin qarasam, nada. No ziz xachu spat. Men uqim kelyapti. Shunga men xitri xod qildimda bolalarga kanalni ochdimda bolalar dedim, men charchaganman, o'zingizlar davom etinglar dedimda, quyon bo'ldim. Yotdim, uxladim. Dam oldim, lekin uyaldim. Qaranglar, qanchalik anaqa bo'lmadi. E, to'xta, men nima qildim dedim. Demak, meni xachum kuchliroq bo'lib qoldi. Nadaga nisbatan, men bo'lishim kerak edi. Men buni tashkil qilganman. Men deb odamlar kelganim. O'zimni shunaqa uyalib ketdim o'zim. Keyin so'radi, bolalar o'tkizdinglarmi desam, ha dedi. Ko'ryapsizlar, mana hozir masalan, mening uyimda mehmon o'tiribdi. Men hozir ular bilan o'tirmayapman, nimaga? Chunki nada. Men bolalar menga pul to'lagan kurslarimga. Men masalan vaqtim bo'lmasa ham men hamma narsani tashiymanda kelaman. Nimaga? Chunki men javobgarman. Menni qarzim bor, do'stlar. Men uni qaytarishim kerak bolalarga. Bolalar menga ishonib pulni to'lagan. Nada. Lekin menda boshqa ishlar bor ko'proq. Muhimroq ishlar bor. Lekin men ularni chetga suraman yoki rejalashtiramanda nada. Kuchliroq. O'shanga sizlar ko'proq nada deganni kuchliroq qilinglar.
Birinchi navbatda o'shanga e'tibor beringlar. Nada. Kerak bu narsa. O'shandagina sizlar labz bo'ladi, rivojlanasizlar. Mana bir marta so'ranglar bolalar. Men bir marta bo'lsa ham kech qoldimmi? Yo'q. Har doim bir paytda harakat qilaman. Nimaga? Chunki bu odat. Hozirgi bizni harakat, bizni fikrimiz so'zlarimizga o'tadi. Sizni so'zlarimiz harakatimizga, harakatimiz odatga, odatimiz anaqaga, mayli privichka deydi, xarakterga, xarakterimiz bizni taqdirimiz. Mana buni sizga qadamlar. Shuning uchun birinchi qadamda boshlash kerak. Nadami? Nada. Qilish kerakmi? Qilish kerak. Zo'r savol beribsiz. Tochko popal dedi. Rahmat. Katta ko. Rahmat ustoz. Keyingi savollar YouTube'dan. Savol yig'ilib qoldi 3 4ta berib o'tamiz. Olimjon Abitovich savol beribdilar. O'zaro vrach stomatolog ekanlar, o'z klinikalarini ochmoqchi ekanlar va qanday turdagi reklamadan foydalansinlar? Sifatli reklama turi. Ularni yo'qotib qo'ymasliklari uchun. Endi hozir 2 minutda qanaqa reklama nima deyish sizga tushuntirish ham qiyinroq bo'ladi. Chunki bizda shu darsimizda 4 soat biz ajratganmiz va undan keyin praktika ham bor. Siz reklama qilasiz. Biz tekshiramiz reklamangizni, xatolarni ko'rsatamiz, to'g'rilaysiz. To'g'rilagandan keyin sizni bir marta, ikki marta qilgandan keyin buni to'g'ri joyga berish kerak. 3 ta MG e'tibor formulalar bor-da uni. Men hozir tushuntirib bergan bilan siz qancha vaqtga ega emasman. Marhamat, kursga ega bo'ling. Oling, keling, rivojlaning. Siz baribir lead generatsiyani yo'lga qo'yishingiz kerak. Siz biznesni boshlaganda, mana birinchi biznesni boshlaganingizda, oldinglar, kvartirani oldinglar, arendaga joyni oldinglarda va biznesni boshladinglar. Nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda, конечно, lead generatsiya mijozlarni jalb qilish kerak. Mijozlarni. Lead generatsiya, demak, reklama berishingiz kerak, qo'ng'iroq qilishingiz kerak, tanishlar bilan gaplashishingiz kerak, prezentatsiya o'tishingiz kerak. Odamlarni jalb qilishingiz kerak va ularni jalb qilgandan keyin ularni ushlab qolishingiz kerak. Baza olib borishingiz kerak. Klientlar bazasi. Klientlar bir marta kelgandan keyin ikkinchi marta sizni oldingizga kelsin. Ikkinchi marta kelgandan keyin do'stini olib kelsin. Va mana shunday qilib siz yo'lga qo'yasiz biznesni. Birinchi navbatda sizga lead generatsiya kerak bo'ladi, to'g'ri. To'g'ri reklama, to'g'ri joyga berish kerak, to'g'ri kanallar orqali yetkazib berish kerak ularga va formula ODP'ni qo'llash kerak. Mana sizga tushuncha berdim. Endi bularni qanday qilish kerak? Marhamat, endi darsga kelsangiz bo'ladi. Rahmat ustoz. Keyingi savolga esa Azizbek Matchonov, ulgurji savdo bilan shug'ullanayotganlar, keyingi etap distributsiya bilan shug'ullansizlarmi yoki ulgurji avtoni CTV darajasiga chiqarsizlarmi? Ulgurji bu optik kompaniya. Optik kompaniya har doim yutqizadi retailga nisbatan. Nimaga? Ko'plari bilan optik shug'ullanganda o'ylardimki, optik yaxshi, ko'proq pul topaman deb. Yo'q, do'stlar. Optik yaxshi. No optda bitta minus bor. Bugun men optim olayotgan bo'lsa, men olyapman masalan bitta ishlab chiqaruvchidan, to'g'rimi? Ertaga meni o'rdimga bu odam bo'ladi, diller bo'ladi, distributor bo'ladi deb ko'proq pul tikadi, aytaman, ko'proq bunga nisbatan sotaman deydi, men bunga berib yuboradi. Mana bu birinchi minus. Ikkinchi minus. Men sotyapman, mana daje ko'plari sotyapti anaqalarga. Melki opt degan. Men mijozlarimni ko'rmayapman. Mijozlarim kimligini bilmayapman. Men bilmayman. Mana biz Rozmetovda ishlaganimizda kolbasa sex, men ularga tavsiya qildim. Direktorlarga, odamlar bilan o'qiganda men aytdim, "O'zinglar mijozga chiqinglar. Nimaga o'zinglar chiqmayapsizlar?" Ular realizatorlarga berib o'rgandi. Realizatorlar xohlagan narxni qo'yadi, xohlagan ishni qiladi, xohlasa anaqara, xohlamasa bular bog'liq o'sha realizatorlarga. Undan keyin mana hozir sekin ular o'zlari sotuv bo'limini qilib, o'zlari chiqdi shunaqa magazinlarga, o'zlari mijozlarga chiqyapti. Undan keyin mana biz mijozimizni bilganimizdan keyin biz mijozimizni talabini bilishimiz kerak.
Bunu muammosini bilishimiz kerak. Uni qanaqadir ehtiyojini bilishimiz kerak. O'shandan keyin biz ularga ular kerakli narsani chiqara olishimiz mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilardimki, retail ko'proq. Optim yaxshi boshlang'ichda. Retail set qilganingiz yaxshi. Set qilib o'zingiz mijozlar bilan ishlasin. Bazani qilib. Bazada odamlaringizdan hammasini bilib ular bilan keyin doim ish olib borsangiz, siz bizda 4 ta tavsiya bor, mijozlarni jalb qilinglar, ularga sotinglar, ko'proq sotinglar va yana oldinglarga kelsin deymiz, to'g'rimi? Shuning uchun mana shunga e'tibor beringlar. O'shandagina sizda sistema, tizim bo'ladi va sotuv tizimini yo'lga qo'ygan bo'lasiz, daromad ham oshadi, foydangiz ham ko'payadi. Shu. Mana to'g'ri savol shunga bo'lsa. Rahmat ustoz, foydali tavsiya bo'ldi. Avazbek Hoshimov, iltimos qaytadan savolingizni yo'llasangiz, YouTube'da bize savolingizni topolmadik. Keyingi savolingizga esa Imamov Azamat. Assalomu alaykum ustoz, men avtomashinani oldi sotish bilan shug'ullanaman. Qanday qilib yana ham biznesni kattalashtirsam bo'ladi? Avtomashina yaxshi savdo. Avtomashina sotuvni qanday qilib kattalashtirib? Siz hozir o'zingiz sotyapsiz shekilli. Masalan, o'zingiz e'lonlar bo'yicha olyapsiz mashinani, sotyapsiz. To'g'ri? To'g'ri tushungan bo'lsa. Endi siz o'zingiz qilyapsiz. Boya aytdim-ku, siz hozir kimsiz? Mutaxassissiz. Birinchi etapdasiz, birinchi etapdasiz. Keyingi etapga chiqish uchun siz yordamchilarni olishingiz kerak. Bitta yordamchi. Keyin ikkita yordamchi. Ko'proq mashina sotib olishingiz kerak. Balki ertaga siz o'sha mashinalarni olib, sotib berishni yo'lga qo'yishingiz kerak, pul tikmasdan. Biz odamlar bor shunaqalar xohlayotganlar. Mana chet elda juda ham ko'p. Men masalan pul tikmayman-da, o'zi sotadigan, mashinani sotadigan odam menga olib kelib beradi, sotib bergin deydi. Va men foizini olaman. Ularda faqat joy bor. Shu joyga qo'yib qo'ygan. Plashchatkalar bor, o'sha yerga keladi, odamlar keladi, mashinalar ko'radi. 20 ta, 30 ta plashchatka chet elga chiqqan bo'lsangiz, ko'rib bilasiz. Mashinalar tanlaydi, sotib olib ketadi. Mana ularda faqat joy arendaga olgan. Demak, bitta joy ochishingiz kerak. Magazinga o'xshagan narsa. Siz magazin. Undan keyin yaxshi qilib sotilgan bo'lsa, daromadga yaxshi kelayotgan bo'lsa, ikkinchi tochka ochishingiz kerak. Bu yoqqa bitta javobgar odam, bu yoqqa ikkinchi javobgar odam. Keyin uchinchi tochka ochishingiz kerak. Keyin mana 3ta tochka, 4ta, 5ta tochka boshqarishni o'rganishingiz, boshqarishingiz kerak. Shundan keyin sizning biznesingiz masshtabirovani bo'ladi, kattayadi. Mani fikrim shunaqa. Siz birinchi navbatda birinchi biznesingiz sistemaga yo'lga qo'yib oling. Undan keyin odamlarni oling, javobgarlarni qo'yib qo'ying, yordamchilarni, keyin ikkinchi tochka oching. Pulingiz ortga pulingiz bilan. Keyin ikkinchi tochkani o'rga qo'ygandan keyin ikkita odamni boshqarishni o'rganing. Buni o'rgataman men. Keyin 3-chi tochka ochasiz. Keyin 3 ta odamni boshqarishni o'rgating. Bu yerda siz upravleniyis bo'lasiz, boshqaruvchi bo'lasiz. Siz hozir o'zingiz ham boshqaruvchisiz, ham sotuvchisiz. A bunaqa paytda o'sha siz ham sotuv bilan shug'ullanasiz, lekin kamroq sotasiz, bu bollar orqali sotasiz. Aha, marhamat. Rahmat ustoz. Ko'p savollar oldingi uchrashuvlarda ham berib o'tilgan. Kimda-kim mana endi biznesga qadam qo'yayotgan bo'lsa, biznes boshlamoqchi bo'lgan bo'yotgan bo'lsa, maslahat bu. Bizana YouTube kanalimizga obuna bo'ling hamda shu yerda 150 dan ortiq tayyor video darsi bor. Ustoz Rashid Mehxoniyoz tomonidan olingan va taqdim etilgan. Bu yerdagi darslar hammasi foydali hisoblanadi sizni birinchi qadam qo'yishingizga va birinchi shakllanishingizga. Biznesga endi kirib kelayotgan insonlar o'sha yerdan investitsiya bo'yicha ham, rivojlanish bo'yicha ham, qanday yo'nalishda biznes tanlash bo'yicha ham, maqsad qo'yish bo'yicha ham, shakllanish bo'yicha ham, hamma yo'nalish bo'yicha tayyor darsda berilgan YouTube'da. Bu mutlaqo bepul. Kursda o'qish farqi, mana biznes kurslarimiz bor va YouTube orqali o'rganish vaqti bor. Farqi bor. Biznes kurslarimizda da tayyor yo'nalishga ega bo'lasiz, YouTube'da o'zingiz tanlaysiz, o'zingiz harakat qilasiz, shakllanasiz. Shundagina farqlanadi. Biznes kurslarimizda 2 oy ichida olgan bilimlar asosida tez o'rganasiz, harakat qilishni boshlaysiz. YouTube'da esa birmuncha qiyinchiliklar bo'ladi, lekin unda ham o'rganasiz. Hamma YouTube'dagi ma'lumotlar ham sifatli, kerakli ma'lumotlar hisoblanadi siz uchun. Sizda agarda savol bo'layotgan bo'lsa, qanaqa etapdan boshlay, qanaqa biznes ochay, nima bilan shug'ullaning deyotgan bo'lsa, birinchi bo'lib o'zingizga investitsiya kiriting, kitob oling, kitob o'qing.
kichik summadan bo'lsa ham, so'ngra mana YouTube'dagi ustoz Rahimxonning yoz tomonidan yaratilgan barcha video darsiga ko'rib chiqing, o'rganib chiqing. Bu sizni hayotingizni o'zgartirishda yordam beradi. So'ngra keyinchalik rivojlanish davrida keyin bizning kursimizga yozilsangiz, ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz, shakllanasiz. Hamda yana biznesda endi boshlamoqchiman, lekin qanaqa yo'nalishda o'qishni bilmayman kursida degani, eng yaxshi siz uchun kurs bu savdo menejer nomli kurs, chunki biznes qanaqa yo'nalishda ishlashingizdan qat'i nazar siz sotuvga taqalasiz. Sotuv o'rgansangizgina siz unumli, sifatli shakllanadigan, rivojlanadigan biznes qura olasiz. O'shaning uchun sizlarga tavsiyamiz YouTube tomoshabinlarimizni va boshqa tomoshabinlarni kimda-kim biznes ochishga qadamga qiynalayotgan bo'lsa, sotuvdan bilmayotgan bo'lsa, albatta sotuv kurslarimizda o'qish. Hamda bitta savol kelibdi, treninglar, trenerlar bozori bizda уже to'lib bo'lgan degan savol kelibdi ustoz. Bu bizning yo'nalishdami yoki boshqa yo'nalishdami? Har xil yo'nalishda trenerlar bor. Aniqroq savol berishga harakat qilinglar, iloji boricha keyingi dasturlarda. Bizda hozirda ustoz Rashidxonning tomonidan olib borilayotgan biznes konsultant kursi ham mavjud. Ular bo'yicha ma'lumotni bizga qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin. Agarda siz qiziqadigan bo'lsangiz, biznes konsultant O'zbekistonda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan shaxs hisoblanadi. Ya'ni ustoz Rashidxonning yozdi kasblari biznes konsultant, rivojlantiruvchi inson hisoblanadi. O'sha kasbga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozishingiz mumkin. Agar qiziqishingiz uchrab bo'lsa, buning uchun juda ham katta mehnat, juda ham katta xohish kerak bo'ladi. Siz agar shunga ega bo'lsangiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kontaktlarimizni bizani Telegramimizdan topishingiz mumkin, hamda mana YouTube orqali ham kommentariya joyida yozilgan ustoz Rashidxon yoz kontaktlari va bizga bilan bog'lanish kontaktlari bemalol foydalanishingiz mumkin. Shu bilan bugungi uchrashuvimiz to'liq o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi juma kuni uchrashuvlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Barcha qatnashganlarga, barcha unumli savol berganlarga kattakon rahmat. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlayapsizlar. O'shanga sizlarga borligingiz uchun biz shu yerda turib, mana maslahatli ustoz Rashidxonning yoz tomonidan berib o'tamiz. Sizlarga katta rahmat. Rahmat, rahmat hammanglarga. Sizlarga men o'tgan safar ham aytgandim, marhamat, sovg'a, maslar kanal tashlamaga 7-chi kanal boru. Hozir tashlash kerak mana bu bolalarga, guruhaga. Marhamat, soat 8 da do'stlar, sizlar uchun bepul bir hafta kelinglar, qatnashib ko'ringlar. Kulgi 200 ta kulgi tabassum deymiz, klub ochganmiz O'zbekistonda. O'tkirjon tashlab yuboring bu yoqqa silkani. Kanalimizni silkasini chatga tashlab yuboring bolalarga. Marhamat, shu chat orqali kanalga kiringlar. Soat 8 da, 5:08 da. Tashlaysiz hozir. Yopilmaguncha. Biz silkani tashlaymiz Zoom programmaga. Zoom programmaga kirasizlar. Yarim soat, 40 minut vaqt ketkizinglar. Zo'r o'tyapti. Mana bolalar hammasi qatnashyapti. Gimnastika, kulgi, tasavvur, keyin mana bu sanaqa eslash qobiliyatini oshirish, keyin bizda fikrlash, творческое мышление, ijod fikrlash nima shular rivojlantirish uchun o'ng polushariyani rivojlantiryapmiz. Va har xil gimnastikalarni qilib, shu mashqlarni olib boryapmiz. Marhamat, sizlarga bu sovg'a do'stlar. Pul so'ramayapmiz. Bizga hammasi pulga taqalmayapti. Marhamat, kelinglar, bir hafta qatnashib ko'ringlar. Yoqadigan bo'lsa zo'r. Ke Akmalxon e'lon qilmadimi, uzr. Bizda mana yangi sotuv menejer 7-chi patok ochildi. Biznes maslahatchilar, biznes konsultantlar dushanbadan bizda super jam boshlanyapti. Ikkita guruhga ochilyapti. Agar xohlayotganlar bo'lsa, bu 320 ming so'm, 10 ta dars, 10 kun podryad bo'ladi. Bu gruppadagilar uchun bepul bir haftalik biz sovg'a beryapmiz. Marhamat, esinglar chiqmasin, tichkamizga yozinglar, qatnashinglar. Sovg'alaringizni olinglar. Yaxshi? Agar savollar bo'lsa, boshqa yo'q, menimcha. Akmalxon, xayrlashamizmi? Rahmat. Rahmat, silka tashadinglarmi, yo'qmi? O'tkirjon tashadingizmi silkani? Yo'q. O'zim tashlab yuboraman do'stlar. Mana shu silkani sizlarga tashlayapman. Agar ayollar bo'lsa, marhamat, ayollarning guruhi bor. Ayollar alohida shug'ullanyapti do'stlar. Erkaklar alohida. Shuning uchun marhamat, mana kelinglar, erkaklar bo'lsa, mana alohida bu guruhga mana tashlayapman, bu erkaklarning guruhi. Mana ketdi. Endi ayollarning guruhi. Kerak bo'lsa
Ha, hazır ayolların grupasını taşıyınlar. Merhamet, şu ayolların grupası ya Allah ki de katlaşınlar mümkün. Nege? Çünkü namahram ayollar bilen biz erkekler bulmuyoruz. Çünkü bana biz ayollar için hem Allah ki de. Ama dersler 8'de treniyorofkalar. Merhamet dostlar. Sizlerge bir hafta bepul. Akigen hohlasanlar kegi ve onu yaplaşı uğramız hocam. Merhamet bana taşla yapar ayollar için. Adaştır varmayınlar. Yaşşı dostlar. Salamat bolinglar. Yaşşı da bolinglar. Uçarş günce hayır. Rahmat ustaz yaşşı da bolinglar. YouTube'da gider kör adı yak Malhoan bunu. Silkan'ı kör oladı mı? Silkan'ı ilacı basar Ustam Bey'e tamamen biznes bilim peri kanalıge teşekkürümüz makul. Çünkü YouTube'da korunmadı yuborgan linkiz. Aha. Bize de kanalda elan kılınadı. Bir imperi kanalda. Kim YouTube'da kızı kovatken bosa. Hazır değil, hazır şu anda. Benim olan şu kanal hakkında kırışıyla mümkün buladı. Yeteki linkleri barladı. Kanalda kireyinlerdi. O kanalda yeteki bana hazır ben babalı Rüstem bir kayıt almış. Bunlar sılıklarını cevaplaştılar. Hop. Rahmat yattı. Rahmat. Hemenge hayır. Ama narsızlar, rivajlanışlar için dostlar. Rivajladınlar. Toxtamaylar. Rahmat. Daha kalası biz hemenimiz kısamızı koştuğumuz kere Uzbekistan rivajlanışı. Salamat bolinler. Yaşlı bolinler dostlar. Rahmat. Sağ olun.